Hepinize iyi akşamlar. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Sayın seyirciler, artan terör olayları nedeniyle gündemdeki değişiklik devam ediyor ve operasyon konusu tartışılmaya devam ediyor. Irak'a bir operasyon gerçekleşecek mi? Gerçekleşecekse boyutları ne olacak? İşte bu konular gündemde ve tartışılıyor. Sayın seyirciler, bu arada Dışişleri Bakanı Ali Babacan bugün Bağdat'a bir ziyaret düzenledi. Bağdat'tan döndüğünde Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda bir açıklama yapması bekleniyor. Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın yapacağı bu açıklamayı canlı yayında ekranlarınıza getireceğiz. Bu arada önümüzdeki hafta Irak'a komşu ülkeler zirvesi toplanacak Türkiye'de. Bu da çok önemli bir gelişme. Hemen ardından da Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Amerika gezisi var. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra mı operasyon konusunda bir adım atılacak ya da operasyonla ilgili bir karara varılacak? Yoksa bu süreçler devam ederken ani bir operasyon gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi? Türkiye'de bugün tartışılan, üzerinde durulan en önemli konu bu. Biz de bu akşam bunu konuşacağız, terörü konuşacağız ve operasyon meselesini konuşacağız. Konuşacağımız konuklarımızı ben hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Cüneyt Ülsever, Hürriyet Gazetesi yazarı bizlerle. Cüneyt Bey merhaba, hoş geldiniz. Sedat Laçiner, özellikle güvenlik konusunda uzman bir isim, yetkin bir isim. Sedat Bey'e de hoş geldiniz diyoruz. Merhaba Sedat Bey, hoş geldiniz. Vedat Bilgin bizlerle. Vedat Bilgin'le de seçim sürecinde sık sık bir araya gelmiştik. Vedat Bey merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Mustafa Karaalioğlu gazeteci arkadaşımız ve aynı zamanda Star grubu başkanı. Hoş geldiniz Mustafa Karaalioğlu. Ve Ercan Çitlioğlu, o da bir güvenlik uzmanı, güvenlik konusunda önemli bir isim. Ercan Bey, size de merhaba diyoruz, hoş geldiniz diyoruz. Ben Sedat Laçiner'le başlamak istiyorum. Sedat Bey, şimdi gelinen bu son noktada siz hangi ihtimalin daha ağır bastığını düşünüyorsunuz? O sözünü ettiğim, programa girişte sözünü ettiğim süreç mi takip edilecek, izlenecek ve ondan sonra bir operasyon gerçekleşebilir? Yoksa bu sıralarda bu sıcak gelişme olabilir mi? Şimdi öncelikle iki tane problemli alan var bu süreç içerisinde. Bir tanesi, Türkiye inisiyatifi kaybetmişti son dakikaya kadar. Bu diplomatik ataklarla bu inisiyatifi alabilirse ne ala. Yani İngiltere ziyareti, Amerika ziyareti, işte Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'ta yapmış olduğu ziyaretler ve bizim hakim olmadığımız bazı gizli ziyaretler kapalı kapılar ardında. Bu inisiyatifi yeniden Türkiye'ye getirebilir. Ama eğer getiremez ise şu ana kadar Türkiye sürükleniyor. Yani tezkere kararı 12 tane şehidin ardından geldi. Şu an geldiğimiz bir anlamda da histeri, öfke patlaması, insanlardaki duygu patlaması da yine bir terör örgütünün eylemi sonucunda meydana geldi. Yani Türkiye kendi iradesiyle kararlar alabiliyor mu? Bir yerde bunu durdurması lazım. Yani inisiyatifi eline alması lazım. Terör örgütü ne yaparsa yapsın, kendi stratejisi, kendi planı olmak zorunda. İkincisi de, ben artık bu operasyon sözünü duymakla gerçekten beni sıkıntıya sokuyor. Rahatsız etmeye başladı. Orta Doğu bölgesine baktığınızda en az operasyon yapan, sınırlarının ötesinde ülke Türkiye. En az askeri faaliyette bulunan ve böyle operasyon tarzında istihbarat yapan ülke Türkiye. En barışçı, en uysal. Hatta bir Iraklı arkadaşımız şunu sormuştu. Ya Türkiye, Irak'ta neden hiçbir şey yapmıyor? Ya da yapıyor da o kadar mükemmel yapıyor, biz mi hiç görmüyoruz? Almanya'sına kadar, İskandinav ülkelerine kadar Irak'ta cirit atıyorlar. Siz yanı başımızdasınız, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bizi çok şaşırtıyor. Yani gizli bir şeyler mi yapıyorsunuz diyorlardı. Şimdi İran, Amerika, İngiltere, İsrail. İsrail her mahallelere kadar girdi. Yani karakollarda sorgu falan yapıyorlar. Ama hiç haberiniz bile olmuyor. Yani kamuoyuna bunu yansıtmıyorlar. Gidiyorlar Suriye'de belli yerleri bombalıyorlar uçaklarıyla. Kilometrelerce derinliğe giriyorlar. Geri çıkıyorlar. İranlılar örtülü açık çok sayıda operasyon yapıyorlar. Öldürüyorlar, yaralıyorlar, bomba koyuyorlar.
Havadan bombalıyorlar, havan top atıyorlar. Halkın mücahitleri örgütü. Tabii ki yani sadece onlar da değil. Yani Barzani'ye, Talabani'ye karşı da Bağdat'ın meydanında Amerikan diplomatlarına kadar bunları yapabiliyorlar. Ama baktığınız zaman hepsi barıştan bahsediyorlar. Ve Türkiye'ye itidal çağrısında bulunuyorlar. İran'ın en son açıklaması PKK sorununu barışçı yollarla ve diyalogla çözün çağrısı yapıyor İran. İsrail, birçok ülke bunu yapıyor. Sen şimdi, niye barışçı yoldan çözmüyorsun demiyor hiç kimse onlara. Şimdi bakınız zaten bu iş böyle yapılır. Gülümsersiniz, içinizdeki nefreti veyahut da planları sessiz sedasız yürütürsünüz. Zaten bunun başka bir şansınız yoktur. Yani medyadaki kuralların tam tersi geçerlidir güvenlik alanında. Türkiye en çok bağıran çağıran, en çok tehdit eden, en çok diğer ülkeleri hakaret eden, bakın şu ana kadar Barzani, Talabani hemen hemen her ay birkaç defa seans yapıyoruz. Herkes rahatlıyor. Şimdi sokağa da yansıdı. Sokaktaki insanlara kadar toplu seanslar yapıyoruz. Bağdat'ı tehdit ediyoruz. En üst düzeylerde askeri, sivil, bürokrasi, siyaset, herkes Amerika Birleşik Devletleri'ni terörün destekçisi ilan etti. Tamam, olabilir. Bir bildiğiniz vardır. Avrupa Birliği ülkelerini terörün destekçisi, işbirlikçisi ilan ettik. NATO üyelerini ilan ettik. Barzani, Talabani zaten kafadan giriyor biliyorsunuz. Ve bunun dışında da birçok ülkede ima yoluyla bizim dostumuz yok, hiç kimse bizimle işbirliği yapmıyor diye teyit ettik. Ya bunları biliyor olabilirsiniz. O ülkelere başka kanallarla iletirsiniz ama bunu yapmak için bütün kameraları çağırmanıza gerek yoktur. Tüm dünyanın önünde yapmanıza gerek yoktur. Türkiye bölgede en az güvenlik operasyonları yapan, sınırlarının ötesinde ama en çok konuşan, bağıran, çağıran, bu işi gürültüsünü yapan ülke konumunda. İki tane problem. Birincisi bundan vazgeçmemiz lazım. Ne yapıyorsak, artık ne yapacaksak sessiz sedasız, derinden, hızlı bir an önce yapmamız lazım. İkincisi de inisiyatifi elimize almamız lazım. Şu anda inisiyatif sıralamasında terörde Talabani de Barzani de Türkiye'nin önündedir. Terör örgütü Türkiye'nin önündedir. Amerika, Avrupa Birliği gibi diğer ülkelerde Türkiye'nin önündedir. Yani silah bıraktıkları zaman silahlar duruyor, ateş kesiliyor. Silah yeniden ele aldıkları zaman çatışmalar yeniden başlıyor. Peki Türkiye'nin burada yönlendiriciliği nerededir? Motor gücü nerededir? Terör de eğer inisiyatifsiz de değilse sürüklenirsiniz. Şimdi bu tıkanmışlığı iki nokta aşmamız lazım. Peki Türkiye operasyon yapacak mı? Biz USAK olarak yıllardır Irak'a girelimi savunuyoruz. Irak'a girelim. Ama Irak'a böyle girilmez. Yani züccaciyeci dükkanına nasıl girilirse öyle girilir. Yani 100 bin askerle girmekten bahseden var, 150 bin askerle girmekten bahseden var. Girelim, ezelim, çıkalım şeklinde yaklaşan var. Yani sanki orada ezilecek bir şey varmış, bu kadar kolaymış gibi konuya yaklaşan var. Irak'a girecek iseniz çok küçük, hızlı hareket edebilen, çabuk ve esnek hareket edebilen küçük timlere ihtiyacınız var. Güvenlik operasyonları yapacaksınız. Bunları desteklemek için 10 bin askerle de girebilirsiniz gerekiyorsa, 20 bin askerle de girebilirsiniz, 100 bin askerle de girebilirsiniz. Ama eğer bunlar yok ise o askerleriniz boşuna uğraşır, perişan olurlar. Onlara da zarar verirsiniz, kendiniz de perişan olursunuz. Yani işin askeri tarafını bir tarafa bırakırsak, yani evet. Siz Türkiye inisiyatifi ele almalıdır, tabii. Acilen bir şey yapmalıdır ve bu işi gürültü yaparak değil, sessiz ve derinden yapmalıdır. Ve şunu da ilave edelim. Şu anda ben bakıyorum sokakta öyle bir öfke var ki bu öfke siyasilere, diplomatlara, işte bürokrasi herkese yansımış durumda. Herkesin gözü kararmış. Kan çanağı, böyle nefret, öfke, sinirler gergin bir vaziyette. Yani bu şekilde siz araba bile kullanamazsınız. Ülkeyi bu kadar sinir harbinin içerisinde, sinirleri yıpranmış vaziyette böylesine tehlikeli bir şeye sokmak risklidir. Biz terör örgütü istediği zaman değil, terör örgütü istediği şekilde değil, istediğimiz zaman ve hazırlıklı olarak girmeliyiz. Bu gece de olabilir, gecenin birinde de olabilir. Ama ille de bir şekilde olacak diye bir kuralı yok bunun. Yani 200 bin asker, 20 bin asker, 10 bin asker, böyle bir kuralı yoktur. Anladım. Peki çok teşekkürler Ercan Çitlioğlu. Siz ne diyorsunuz? Sedat Bey şeyi koydu ortaya, yaklaşımını. Şimdi ben Sayın Laçiner'in inisiyatif konusundan konuya girmek istiyorum. Şu anda Türkiye'nin uyguladığı literatürde güç kullanımı destekli kriz yönetimi olarak adlandırılan bir uygulamadır. Peki güç kullanımı destekli kriz yönetiminde asıl olan nedir?
gücün kullanılmasına gerek kalmaksızın arzu ettiğiniz sonucu elde edebilmektir. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktaya baktığınızda gücün kullanılmasına gerek kalmaksızın elde edilebilecek sonuçlar ötelenmiştir. Bu enstrümanların hepsi kamuoyunun duygusallığı bağlamında geçerliliğini kaybetmiştir ve bu krizin çözülmesinde tek çözüm ve opsiyon olarak askeri gücün kullanılması gündeme gelmiştir. Niye öyle diyorsunuz? Pardon. Şimdi Türkiye tezkere kararı aldı ve diplomatik temaslarını da sürdürüyor. Eğer bu temaslardan bir sonuç çıkarsa kamuoyu bu sonucu kabul etmez mi? Eder. Yani. Şimdi bakınız bu sonuca ulaşmanın ben çok mümkün olmadığını da düşünüyorum da, ama burada mesele şudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu tezkere çıktığında ben Sayın Laçiner'den o noktada ayrılıyorum. Türkiye inisiyatif ve psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. Bu tezkereyi bir baskı aracı olarak kullanıp bu arada başkaca enstrümanları, yani diplomatik, ekonomik, ticari, kültürel, sosyal enstrümanları devreye koyarak... Bu durum devam etmiyor mu şu anda? Bu durum şu anda devam etmiyor. Neden? Şimdi bakınız, biz bu krizi iyi yönetemedik. Sayın Hakan şöyle, Barzani'nin PKK'ya verdiği desteğin, PKK'nın Kuzey Irak'taki varlığına izin vermesinin, Barzani yönetimine bir maliyetinin olabileceğini biz bugüne kadar kanıtlarıyla ortaya koyacak bir uygulama içinde olmadık. Şimdi kamuoyunun yükselen öfkesinin temel nedenlerinden bir tanesi bu sürecin iyi yönetilememiş olmasından kaynaklanıyor. Şimdi biz Kuzey Irak'a ve Irak'a verdiğiniz elektriği kesip kesmemeyi, Beytüşşebap'ta ve Hakkari'de verdiğimiz şehitlerden sonra mı düşünmeliydik? Yoksa bunu çok daha önceden düşünüp PKK'ya Kuzey Irak'ta verilen desteğin Barzani yönetimine bir maliyeti olacağını hissettirmeli miydik? Şimdi bu boşluğun, bu gecikmişliğin sokağa yansıyan öfkesiyle karşı karşıya olduğumuz herhalde yatsınmaz bir gerçekliktir diye düşünüyorum. Eğer bunlar yapılmış olsaydı, Barzani bir maliyetle karşı karşıya kalacağını kanıtlarıyla görmüş olsaydı ve Kuzey Irak'taki Kürt halkı iyi yönetilmediğini, Barzani'nin onların rahatını, huzurunu, sosyal refahını bir anlamda tehlikeye atacak bir politika izlediğini kanıtlarıyla görebilmiş olsaydı, belki Barzani bu kadar yüreklenmeyebilirdi. Şimdi tabii bu geldiğimiz kritik noktada ve bu hassas noktada elbette olaya ben yapıcı anlamda yaklaşmanın, akılcı planda yaklaşmanın öncelikli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü inisiyatifi kaçırdığımız, elimizden kaçırdığımız şu dönemde bunu daha da güçlendirecek, olayların gelişiminin denetim dışına kaymasını sağlayacak söylemlerin sahibi olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi tabii... Mesela ne gibi söylemler bunlar? Neyi kastediyorsunuz? Şimdi bakınız, sokağı görüyoruz. Gerçekten pazar günü herhalde hepimiz inanılmaz bir öfke ile güne başladık. Bu öfkeyi bastırıp akılcı davranabilenlerimiz de var. Ama hala duygularının ve öfkelerinin bir anlamda tutsağ olarak davrananlar da var. Dolayısıyla bizim görevimiz duygusal zemini olabildiği kadar akılcılık zeminine çekme konusunda kamuoyuna bir iletide bulunmak diye düşünüyorum. Peki o duygusal yapı kamuoyunda var, toplumda var, yöneticilerde de var mı sizce? Onlar daha böyle sağduyulu gitmiyorlar mı? Şimdi şu anda yönetimde akılcı ve sağduyulu bir tutum olduğunu söyleyebiliriz ama bunun kamuoyuna aynı ölçülerde iletilmesi, yansıtılması yansımıyor. Neden? Çünkü iletişim hatlarında bir kopukluk oldu. Sürecin iyi yönetilmemiş nedeni olması nedeniyle elektrik akımı yönetenlerden sokağa şu anda yansımıyor. Bu akımı bizim hemen kısa devre yapmadan
kurmamız gerekliğine inanıyorum. Aksi takdirde bizden beklenen, yani Türklerin bu gibi olaylar karşısında davranışları esasen budur yargısını doğrulayacak bir takım gelişmelerden endişe ettiğim için ben özellikle bunları söyleme ihtiyacını hissediyorum. Şimdi savaş, nedir savaş? Savaş bir ülkenin, bir devletin iradesini karşı devlete güç kullanımı yoluyla kabul ettirmesidir. Yani uluslararası literatürde savaşın adı budur. Ama bunu tersinden okuduğunuz zaman savaşa gerek kalmaması için devreye alınması gereken enstrümanlar vardır. Bunların bir tanesi diplomasidir. Şu anda devreye alındı ama geç kalındı. Dolayısıyla öfkenin yatışmasında işte kopukluğun ortaya çıktığı noktalar bunlar. Bunlar denenmesin. Hayır, bunlar denensin. Diplomatik temaslar denensin. Ticari, ekonomik temaslar denensin. Burada benim anlayamadığım bir başka nokta daha var. Şimdi bakın, belki konuyla bağlantısı yok gibi görünüyor ama direkt bağlantısı var. Bizim bir endişemiz var. PKK'nın dışında bir endişemiz var. Kuzey Irak, Türkiye'de belli bir kesim yurttaşımız için bir çekim alanı oluşturabilir tarzında bir endişemiz var. Peki o çekim alanının çekim alanı haline gelmesi için Kuzey Irak'ı imar eden kim? Biz. Türkiye mi? Türkiye. Oradaki hastaneyi biz bunların yapıyoruz. Bunların üzerinde duracağız. İsterseniz bütün, ha yani bunlar buradan, ayrıntılar ya, hayır, olsun. Hayır ama gelmek istediğim nokta şu benim. Korkularımızla yaşamak için o korkuları yaratmak gibi de bir tutum içerisinde olduğumuzu betimleme açısından ben peki, bu örneğini verdim. Teşekkürler. Devam edeceğiz. Mustafa Karalioğlu. Neresinden başlarsa başla şimdi, diyorsun değil mi? Evet, yani, hayır. Şöyle evet, bir çerçeve çizelim. Her iki konuşmacımız da Türkiye'nin inisiyatifi kaçırdığını söylüyor bu konuyla ilgili. Tamam, son dönemlerde, son günlerde özellikle bugün ve özellikle dün bir atak var. Ama bunun geç kalınmış bir atak olduğunu, ne sonuç vereceğini de bilemediklerini belirtiyorlar. Katılıyor musunuz buna? Buradan başlayabiliriz. Yani şuradan başlamak ve bu söylediklerinize katılmak, katılırsam ne demek istediğimi daha iyi anlaşılır. Sonuçta bugün konuştuğumuz sonuç, tartışmaya vaktimiz olsa 100 yıl, 25 yıl, 5 yıl, 1 yıl ya da 5 aylık dönem alınabilir. Biz şimdi belki son 5 haftasından başlıyoruz ve başka bir şey konuşmaya imkanımız yok. O tartışmanın da yeri zamanı değil, atmosferi hiç değil. Ama bilelim ki o tartışma, o analizi ortaya koymadan da bir çözüme varamayacağız. Esasen bu bir tarihi var yani bu işin. Fazlasıyla yakın ve fazlasıyla bugünkü tartışmayla ilgili bir tarihi var. Ve bilelim ki belki Türkiye, umuyoruz ki bu bugünlerde yaşadığı acı şeyleri de atlatacak. Yani bu, buna dair bir umudum var benim ama sonuçta o tarih bizi takip etmeye devam edecek. Bunu konuşmak, yüzleşmek gerekecek. Şimdi şu açıdan bakalım. Yani bir operasyon noktasına Türkiye, Laçinler çok canı sıkılıyor. Hepimizin de hakikaten canı sıkılıyor. Operasyon deyip operasyon konuşmak tatsız bir şey. Birkaç açıdan tatsız bir şey. Çünkü sonuçta şöyle bir mutabakat noktasında da değiliz. Bir operasyon sorunlarımızı çözecek mi? Kimse buna canı yürekten kafa sallayamıyor. Böyle bir ihtimal de görünmüyor. Ama şimdi şuna bakalım. Barzani son dönemdeki pozisyonuyla, öteden beri zaten biliniyor ama son dönemdeki pozisyonuyla terör örgütüne, PKK'ya lojistik sağlayan, siyasi ve ekonomik lojistik sağlayan bir bölgenin lideri. Bu durumda Barzani ile ilgili de ciddi problem ortaya çıkmış durumda. Bu da doğru. Ama eğer Türkiye Irak'ta bir şey yapacaksa, bunu askeri çözümle yapacak değilse, yani görünür ya da görünmez, daha sofistike ya da daha büyük görkemli operasyonlar yapacak idiyse, en uygun gün aslında bugün. Yani bizim için mazeretler bugün oluşmuş. Yani mazeretler dünya kamuoyunu ikna edecek, çevremizi ikna edecek. Mazeretler bugün oluşmuş. Yani biz bunu 5 ay önce yapamazdık. Neden? Bir yıl yani önce yapamazdık. Yani bugün ortaya çıkan trajik, trajik olaylar. Son 3 büyük terör hadisesinden dolayı söylüyorum bunu. Yani bunun bir gün öncesinde, 3. ilk terör hadisesinin bir gün öncesinde böyle bir imkan bugün kadar yoktu. Bugün de imkan olduğunu söylemiyorum ya da bugün hemen giderim anlamında söylemiyorum. Fakat ama işte orada eleştiriliyor Mustafa, yani şu şekilde ille askerlerimize yönelik bir terör hareketinin olmasını mı beklemek gerekirdi? Bunun zemini var, o zemini ortadan kaldırmak lazım. Yani o zaman da Sedat Bey'in söylediği gibi tepkisel davranmakla
Türkiye yani burada, duygusal ve tepkisel burada, davranmakta suçlu. Burada benim görebildiğim kadarıyla öngörülemeyen ve ya da fazlasıyla önem atfedilen konum Türkiye'nin Amerika'dan beklentileri oldu. Yani bu iş özellikle 2 yıldır aslında hemen hemen her düzeyde yani Başbakan, Amerikan Başkanı, Cumhurbaşkanı, Amerikan yani bakanlar, bürokratlar, hatta gazeteciler, hatta vatandaşlar düzeyinde Amerika ile her görüşmenin birinci maddesi PKK terörüydü. Şimdi Başbakan da bugün söylüyor ki 14 ayı bizi oyaladılar diyor. Herhalde burada öngörülemeyen Amerika'nın sürece müdahalesi konusundaki kapasite öngörülemedi ve Amerika'da böyle müdahale yapmadı. Şimdi bugün gelinen noktada şöyle bir artık pratikle karşı karşıya Türkiye. Bu hadise yatışsa bile mesela daha önceki terör hadiseleri yatışmış olsa belki operasyon gündeme gelmeyebilirdi ama bu hadise yatışsa bile Türkiye için operasyon seçeneği güçlü bir şekilde masada bence. O yani, zaman Amerika'dan umut kesme söz konusu. Herhalde Başbakan zaten o takvimi açıkladı. Terörle Irak'a komşu tutan ülkeler ve ardından toplantısı ve ardından 5 Kasım'daki Amerikan ziyareti son kafasındaki deadline gibi görünüyor. Ama yani bir terör, kanlı bir terör hadisesi bundan sonra olmayacak olsa bile bu denli. Bence operasyon seçeneği masada güçlü bir şekilde var. Bu kez yani bunun uyuşması ve bunun savuşturulması gibi bir politika Ankara izlemeyecektir diye düşünüyorum. Peki, Irak'a komşu ülkeler toplantısı ve Başbakan'ın Amerika gezisinden önce bir operasyon gerçekleşmeyecek anlamına geliyor mu biraz? Gelmez bence. Bunu kim bilebilir? Yani çünkü sonuçta şöyle bir şey var. Bir optimum arayışında olduğu belli Türkiye'nin. Yani şu ilk gün yapıldı, pazar günden akşama doğru ilk yorumlarda yapıldı. Yani bir operasyon yapacaksak çünkü o besbelli bir davetti. Her ne şekilde yorumlanırsa yorumlansın. Hangi PKK yaptı? Derin PKK mı yaptı? DTP'yi geriletmek isteyen PKK mı yaptı? PKK kendi başına yapmadı, başkası mı yaptı? Her neyse fark etmez. O bir davetti. Yani şöyle bir davetti. Tezkere çıktıktan sonra Türkiye'nin birinci analizi şuydu. Eğer yine böyle büyük çaplı yani daha önce onlu bir şehit verdiğimiz gibi operasyon bir terör saldırısına Türkiye uğrarsa bu tezkere mutlaka devreye girer. Analizi üzerine bu saldırıyı yaptı PKK. O bir açık bir davet. Niye yaptığını da konuşacağız belki, onu da konuşacağız. Zaten. Ama şunu da bir toparlamak lazım bu operasyon bazında. Yani ben Türkiye'nin yatışmasını beklemeyeceğini düşünüyorum. Yani bütünüyle PKK dün akşam ilan ettiği ateşkesi ki Türkiye'nin tabii ki tanımadığı ateşkesi uygulayacak olsa bile Türkiye'nin operasyon kararı için başka bir tetikleme beklemeyeceği, eğer bu operasyonu yapacaktı beklemeyeceğini düşünüyorum. Fakat kritik ve problemli olan optimum hesaplarken şu. Benim yaklaşımım şudur. Bir operasyon yapabilir Türkiye. Yani bir yıllık bir tezkere her dakika operasyon yapma hukukunu veriyorsa bile silahlı kuvvetlerine. Tek bir operasyon yapıyor. Bu muhakkak surette tek bir operasyon peki, olacaktır. Bunu konuşacağız. O yüzden optimumu hesaplamak. Yani o bir operasyon ve operasyonun belli ki PKK'yı çökertmeyeceği belli ama hiç olmazsa onulmaz bir darbe vuracak ve burada yüreklere su serpecek bir operasyon olmasının optimumuna bakar diye Türkiye düşünüyor. Peki, teşekkürler. Şimdi aslında konuşmamız gereken 2 önemli konu var. Ben hemen bu konuştuğumuz konularla ilgili Cüneyt Ülsever ve Vedat Bey'in görüşlerini alacağım ama bir kısa ara vermemiz lazım. Ondan sonra da üzerinde konuşacağımız konu sayın seyirciler hemen hatırlatalım. Şimdi tezkere kararı çıkmış ve hemen ardından da bir büyük terör olayı meydana geliyor. Terör örgütü bu olaya imza atarak gelin hadi operasyon yapın mı demek istiyor? Eğer böyle demek istiyorsa neden böyle demek istiyor? Onu da Sedat Bey ile Ercan Bey'den cevabını alacağız. Ama daha önce Cüneyt Ülsever ile Vedat Bilgin'in görüşlerini alacağız kısa bir aradan sonra. Terör konusunu tartışıyoruz. Tarafsız bölge devam ediyor. Sayın seyirciler, yanıtını aradığımız soru şu. Acaba bir operasyona gerek kalmaksızın diplomatik temaslar sonuç getirebilir mi? Ve bu duruma nasıl gelindi? Cüneyt Ülsever. Şimdi müsaade ederseniz bu duruma nasıl gelindiği ben ön plana alayım. Ve hemen bir kendi zaafımı söyleyeyim. Ben daha ABD'nin Irak'a girişinin başlamasıyla itibaren meseleye çok global bakılması gerektiği düşüncesiyle hareket ettim ve yazdığım bütün yazıları da bunun üzerine inşa ettim. 2 tane benim temel bakışım var. Birincisi, bugünkü trend aynen devam ederse dünyada hemen hemen konsensüs var. 2025-2030 yılları arasında Çin artı Hindistan artı Rusya'nın ekonomisi ABD artı ABD'nin ekonomisini
geçecek. Yani bizim tanıdığımız, bildiğimiz batı eksenli dünya, doğu eksenli dünya haline gelecek. İkinci gördüğümüz nokta da şudur. 21. yüzyılda hala gelişimin ana motoru enerji olacak ve petrolün %64'ü Orta Doğu'da, bu bölgede en kolay çıkarıldığı yerde Irak. Ve maalesef öyle bir coğrafya ki bu 64'ün %4'ünü kendi kullanıyor. Yani benim bahçemde diyelim ki 64 tane ağacım varsa ben 4'ünün meyvelerini yiyorum. 60 tane meyveye dışarıdan bakıyorlar. Şimdi buradan hareketle beni son günlerde rahatsız eden bir konu var. O da şu. Bu mesele konuşulduğunda sadece Türkiye, ABD ve İran adının telaffuz edilmesi bana sanki resmin yarısına bakıyormuşuz gibi bir intiba veriyor. Ben resme baktığımda, Orta Doğu'daki her olaya baktığımda İran'ı düşünmeden, Rusya'yı düşünmeden, hatta Çin'i düşünmeden edemiyorum. Yani benim artık ne derler, elimde olmayan hale gelmiş meseleler. Hiçbir ayrılığım yok insanlardan ki ABD'nin çapsızlığı, yönetimdeki beceriksizliği, 1 Mart tezkeresi sonunda kendine sadece Kürt kardeşlerini kardeş görüp orada olan biten her şeye göz yummaya çalışması bugünkü duruma getirilmiştir. Yani bugün gelinen durumda ABD'nin başat sorumlu olduğunu ben de kabul ediyorum. İran, Kuzey Irak politikalarının hepsinin sorumlu olduğunda hiçbir ayrıldığım yok. Ama benim ayrıldığım galiba bir nokta var, o da şu. ABD bence göründüğünden daha da çapsız ki hangi PKK sorusunu da ben bugün soruyorum. Yani o bulunan bölgede, PKK'nın bulunduğu bölgede ABD, PEJA, yani PKK'nın bir bölümünü İran'a karşı örgütlerken, APO'nun ABD tarafından yakalanıp Türkiye'ye teslim edilmesinden sonra PKK'nın içinde başlayan anti-Amerikan tavırlarının birilerinin etkisi altına girip girmediğini acaba Amerika istihbarat ediyor mu edemiyor mu onu bilmiyorum. Bugüne geldiğimizde, bugüne baktığımızda ben şeye girmek istemiyorum. Geçenlerde bir karar aldım, onu da bir kanalda söyledim. Hükümeti ben çok eleştiren bir insanım ama şu dönemde hiç kimseyi ben sen bunu yanlış yaptın diye eleştirme taraflısı değilim. Bana düşen görev, hepimize düşen görev belki ne yapılması gerektiğinde, yani geleceğe bakarak biraz hareket edelim. Neden böyle davranıyor? Böyle gün o gün değil. Gün o gün değil. Yani gün bizim birbirimizle itişeceğimiz gün değil. Yarın öbür gün Allah'ın izniyle zaten biz birbirimizle itişeceğiz. Bugün ama o gün değil, benim kendi samimi görüşüm bu. Şimdi ortada şöyle bir durum var. PKK hele şeyden sonra, tezkere kararından sonra bu hareketi yaparak, yapabilerek, muazzam bir teknoloji kullanarak, muazzam bir askeri strateji uygulayarak, yaparak bir bana zaten hiçbir zaman bir terör örgütü arkasında biri olmadan yaşayamaz. Bunun da arkasında çok açık birileri var dedirtmiştir. Ama ikinci cümle, bu ABD değildir. Neden ABD değildir? Bugün Türkiye Kuzey Irak'a girdiği anda Türkiye ne kadar kaybedecekse ABD de o kadar kaybetmek durumundadır. ABD inşallah bunun farkındadır. Bu sonuca bakarak mı PKK'nın arkasındaki gücün ABD olmadığını? Evet, çünkü yani insanlar bilgi sahibi olamadığınız konularda yapabileceğiniz akıl yürütme metodu nedir? Bu hareketin sonunda kimler kazanır, kimler kaybeder? Kimlerin lehinedir, kimlerin aleyhinedir? Yani Ahmet Hakan'ın bir yerde yürümesini bilmem gerekmez ama o sokaktan neden geçtiğine dair kafamda spekülasyonlar olabilir, bunların analitik olması kaydıyla. Çok net bir şekilde, bakınız demin de bahsi geçti, Irak Komşu Ülkeler Konferansı, ben aylardır tutturdum bu konferansa dikkat edelim bundan önce bir şeyler olabilir bu ülkede diye. Olur ve başarılı olursa bu proje, Türkiye Orta Doğu'da daha başat bir ülke haline gelecektir. Bu kimin lehinedir, kimin aleyhinedir analizini yapmak lazım. Mesela ABD'nin lehinedir bence. ABD'nin bölgede hemen hemen güvenebileceği, hala bugüne rağmen güvenebileceği tek ciddi ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi de kaybetmiş bir ABD'nin Orta Doğu'da atabileceği adımlar çok sınırlıdır. Kuzey Irak, Barzani, evet Türkiye'yi sevmez, şunu sevmez, bunu sevmez ama Türkiye'nin girip saldırdığı bir Kuzey Irak'ın Barzani'ye ne yararı olacaktı? Ben onu da çözemedim. O halde bu hareketin, alınan kararın uygulanmasının negatif yönlerini şey yapıyor. Ama bugün bir de bir başka gerçek daha var Türkiye'de.
Türkiye'nin başbakanı kim olursa olsun bu konuda bir şey yapmaz ise bunun ardını getirmesi mümkün değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, isim söylemiyorum. Herhangi biri kim olsaydı bugün öyle bir köşeye itilmiş vaziyettedir ki kendi suçludur, başkası bilmem nedir ama gerçek budur. Bir şeyler yapmak zorundadır. Dolayısıyla operasyon söz konusu şimdi, olacak. Şimdi bunu bağlarsak benim temennim, beklentim şudur ki bu iş öyle gelecek haftayı falan beklemeden ABD'nin zımni müsaadesi ile Türkiye o varsayımların hepsini boşa çıkararak yani sınırlı arkadaş ben 36 saat giriyorum atıyorum kafadan ben bu işlerden hiç anlamadığım için lütfen rakamlarım ciddiye alınmasın. Giriyorum şu bölgede PKK askeri bulunacak bulunmayacak ayrı lojistik bölgeleri herhalde Türk istihbaratı biliyordur Amerikan istihbaratı biliyordur. Ben oralara gireceğim mesela sınır bölgelerdeki bir takım kamplardan bahsediliyor. Oraya gireceğim orayı ben dağıtacağım ondan sonra da bakın hepinizin gözü önünde çıkacağım münakaşası. Bir kere Türkiye'nin çok muazzam biriktirmiş olduğu fayındaki enerjiyi boşaltacaktır. İki, bir takım varsayımların tartışmasının cevabı çıkacaktır. İşte Türk askeri şunu yapabilir, bunu yapabilir diye. Üç, kalıyor Türk, girer oraya Türk askeri çıkmaz mantığının çürütülmesine neden olacaktır. Ve belki Kuzey Irak'ta yaşayan insanlar da içine kapıldıkları korkuyu aşacaklardır. Ya yani bunlar hep bize öğretildi ki gelirler bizi berhava ederler. Halbuki zamanında gelip bizi kurtarmışlardı. Sanki o unutuldu. Böyle bir hareketin bence yani değil Başbakan Amerika'ya gittikten sonra 2-3 Kasım'daydı galiba değil mi İstanbul'daki toplantı. O toplantıdan evvel ben yapılmasını elzem görüyorum. Yoksa korkum odur ondan bitireyim. Ha bak Türkiye hareket edemiyor bu sefer ters politika ilgili. Yani bir daha yapalım bir daha dalalım. Türkiye'nin çaresizliğini iyice dünyaya gösterelim diye. Belki de Sedat Bey'in söylediğini daha da teyit edebilecek bir şeydir. Bir de ben bir ara sormak istiyorum güvenlik uzmanlarına. Bahsi geçen ülkeler kovert operasyonlar denen yani taşeron kullanmakta çok etkinler. Ben cevabını bilmeden sizlere sorayım. Türkiye'nin bu konudaki çapı nedir, becerisi nedir? Vedat Bey. Şimdi ben meseleye şöyle bakıyorum. Dünya sisteminde büyük bir değişim yaşanıyor. Yani soğuk savaş şartlar ortadan kalktıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri dünyada tek süper güç haline geldi. Ve bu süper güç olma pozisyonunu Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş döneminden kalma alışkanlıklarıyla sürdürüyor. Yani yeni politikalar oluşturamadı. Yani ne yapıyor? Gidiyor petrol bölgelerini, doğal kaynakları zengin olan ülkelerin o bölgelerini işgal ediyor. Oraları tehdit ediyor. Oraları istikrarsız hale getiriyor. Bu politikayı son yıllarda Büyük Orta Doğu Projesi adı altında bizim içinde bulunduğumuz bölgeye yoğunlaştırmış bulunuyor. Bunun merkezinde de Irak ve bu komşu ülkeler var. Sık sık İran'ı tehdit ettiğini biliyoruz. Şimdi burada Türkiye'nin konumu, Türkiye'de psikolojik olarak soğuk savaş döneminden kalan alışkanlıklarla, uluslararası politika alışkanlıklarıyla meseleye bakıyor. Yani bunu nerede görebiliriz somut olarak? Bunu şurada görebiliriz. Türkiye, Amerika'nın soğuk savaş öncesi müttefiki olduğunu, stratejik ortağı olduğunu, NATO'da üyesi olduğunu biliyor. Fakat Amerika'nın konumunun değiştiğini, Amerika'nın alışkanlıklarını artık dengeleyecek, dolayısıyla Türkiye'nin konumunu da dengeleyecek ve Türkiye'ye bazı avantajlar sunacak, konumun ortadan kalktığını hissedecek politikalar oluşturamıyor. Bunun için Amerika merkezli ve Amerika'ya bağımlı politikalar Türkiye'ye uzun vadede zarar veriyor. Yani bugün Irak'ın işgaliyle başlayan süreçte Türkiye'nin takındığı tavır başından itibaren Amerika merkezli ve Amerika ile bu işin içerisinde ne kadar az zararla olursak o kadar iyidir. Türkiye inisiyatif kullanamayan, kendi bağımsız politikalarını inşa edemeyen, elbette ki bir müttefikle ittifak şartları içerisinde birlikte davranacağınız şeyleri, çerçeveler oluşturursunuz. Onları kastetmiyorum. Tek başına bir ülke olarak Türkiye gibi orta çaplı bir ülkenin yapacağı bir şey yoktur ama bir süper gücün bütünüyle inisiyatifine girmiş ve kendi bağımsızlığını, kendi bölgesinde inisiyatif alma gücünü kaybetmiş bir ülkenin başına her şey gelebilir. Ben Kuzey Irak'ta ortaya çıkan tablonun
Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra karşılaştığı sorunların ağırlığı karşısında tutunduğu bir dal olduğunu düşünüyorum ve Barzani'ye, Talabani'ye bunun için alabildiğine, taviz üstüne taviz vererek burada sadece onu kazanıyor. Şu anda hepimiz biliyoruz bu coğrafyada İsrail ve Kuzey Irak'taki oluşumun dışında Amerika Birleşik Devletleri'ni her halükarda destekleyen, her halükarda destekleyen bir başka güç yoktur. Bu Amerika Birleşik Devletleri devletlerini Türkiye'yi göz ardı etmesine yol açmıyor. Türkiye'yi ihmal etmesine yol açıyor. Ama esas Türkiye'nin ihmal edilmesine yol açan tavır Türkiye'nin dış politika yaklaşımıdır. Türkiye'nin yönetim anlayışıdır. Türkiye kendi ediyor, kendi buluyor. Kendi, tabii. Türkiye inisiyatifi Amerika'ya terk ettiği zaman kendi alanında da inisiyatif kullanamıyor. Kendi alanında kullanamadığı inisiyatif Türkiye'nin karşısında ciddi bir sorun yaratıyor. Bakınız biraz önce bahsedildi. PJK'ı örgütlüyor Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurmak için. İran geliyor, PJK cevap veriyor, Kuzey Irak'a kadar giriyor, bombalıyor, belirlediği hedefleri vurup geri çekiliyor. Bu şunu gösteriyor. İran Türkiye'den daha güçlü bir devlet mi? İran daha köklü bir devlet mi? Evet, İran'ı küçümsemek için söylemiyorum ama İran bağımsız bir devlet ve bağımsız iradesiyle böyle bir müdahaleye anında cevap verebiliyor. Türkiye'nin uluslararası ittifaklarını yok saymadan, hatta onların hukukunun gereği olarak Amerika Birleşik Devletleri ile şu kadar yıllık müttefikliğimiz var. NATO'da halen beraberiz. Amerika Birleşik Devletleri NATO dışında Türkiye'de üsleri var. İncirlik bunlardan birisi. Türkiye bütün bu şartları hesaba katarak Amerika Birleşik Devletleri ile politikalarını, bağımsızlığına yönelik politikalarını, hele hele ülkesinin bir grubunu, ülkesinin bir bölgesini hedef alan politikalarını, ülkesinin bütünlüğünü hedef alan politikalara cevap vereceğini kararlılıkla ortaya koymak zorundadır. O zaman Amerika Türkiye'yi ihmal etmez. O zaman Amerika Türkiye'yi, bu benim müttefikimdir, müttefikliğin hukukuna uygun davranmak mecburiyetindeyim tarzında uluslararası kamuoyunda da bir baskı altında yani kalabilir. Siz son dönemdeki işte tezkere kararı, operasyon, şu bu, bunların dışında, bunların ötesinde evet, Türk-Amerikan ilişkilerinin oturduğu zemini eleştiriyorsunuz. Evet, o zemini eleştiriyorum. O zeminden doğan zaafların burada, bunlara yansıdığını, bunlara buraya yansıdığını düşünüyorum. Devam edeceğiz. Evet. Şimdi isterseniz iyi oldu bu analiz. Biraz daha özel noktalara değinelim, temas edelim. Her birinizin görüşlerini bu konuyla ilgili olarak almak istiyorum. Şimdi halkımız, vatandaşlar şunu düşünüyorlar. Tezkere kararı çıkmış. Bir caydırıcı unsur olması bekleniyor bu kararın. Terör örgütü üzerinde, Kuzey Irak yönetimi üzerinde, ABD üzerinde bir caydırıcılık oluşturacağı beklentisi had safhadaydı. Tam bu beklenti içerisindeyken Türk kamuoyu birdenbire bir terör olayı meydana geldi. Son derece trajik sonuçları olan ve kamuoyunu çok öfkelendiren bir terör olayı meydana geldi. Neden? Neden tezkere kararı bir caydırıcılık sağlamadı terör örgütü ve onun arkasındaki güçlere? Sedat Bey. Şimdi terör örgütünü daha sonra konuşuruz ama bir caydırıcılık sağladı aslında. Yani tezkere çıktıktan sonra örneğin Barzani Basra'ya kaçtı. Yani bölgesinde pardon, ne dediniz? Barzani, Barzani Basra'ya kaçtı. Yani o bölgeden uzaklaştı. Ama onun oraya kaçması hiçbir şey ifade etmiyor. Hayır, şimdi bir şey söyleyeyim. Bir psikolojik bir havada bir değişiklik olmaya başladı. Ciddiye aldılar yani. Olmaz olurlar mı? Mutlaka ciddiye aldılar. Çünkü orada Barzani'nin, Talabani'nin sanıldığı kadar 100 bine yakın peşmergesi var. Ama yani bir ordu kurmak öyle kolay değil. Öyle savaşabilecek, direnebilecek tarzda bir ordu kolay değil. İkincisi güvenli yerlere almaya başladılar. İstihbarat işinin başındakileri, ordusunun başındakileri, kendi güçlerinin başındakileri. Kürt oluşumlar. İkinci alınan önlem kamplar boşaltıldı. Terör örgütünün kampları. Bunların bir kısmı Barzani'nin araçlarıyla boşaltıldı. Bir kısmı PKK'nın imkanlarıyla kasabalara, bazı şehirlere ilişik yani gömülü hale getirildiler. Fark edilmeyecek hale getirildiler. Kamplarda başka düzenekler oluşturuldu. Her an girilecek endişesi vardı. Yani saatlerle ölçülecek bir hava var idi. O hava bana sorarsanız hala devam eder idi. Yani bu pazar günkü bütün bu söyledikleriniz saldırı karşısında
bir tür koruma önlemi. Yani Türkiye'nin bir operasyonu karşısında kendi güvenliklerini sağlamak açısından aldıkları önlemler. Şimdi, benim kastettiğim caydırıcılıksa hani bir PKK'ya karşı bir yaptırım türü bir caydırıcılık. PKK'nın eylem yapamaz hale getirilmesi. Yoğun bir şekilde PKK ile temasa da geçtiler. Yani PKK'nın silahlarını susturması, başka neler yapılabilir? Peki Araplar bu terör olayı ile, nasıl gerçekleşti? Şimdi ona geleceğim. Araplar ile Kürtler arasında çok ciddi tartışmalar çıkmaya başladı. Bağdat'ta özellikle ve Araplar kavga etmeye başladılar. Washington'da, Brüksel'de çok ciddi panikler ortaya çıktı. Bu hali, bu konuyu getiren Türkiye'nin kendisidir. Bakınız ben pazar günü telefonumu kapattım. Pazartesi de kapattım. Sadece pazar günü bana 146 tane telefon gelmiş medya mensuplarından. Ve bunlar üçer dörder kez arayanlar var. Yani şimdi bu bir histeri hali. Biz ne yapıyorsa kendimize yapıyoruz. Sabahtan 24 saat yayınlar yapıyoruz. Gazeteler, televizyonlar. Yapmayacak mıyız? Hayır, siz yapacaksınız. Bunda bir sorun yok. Ama psikolojik kontrol diye bir şey vardır. Yani bir toplumun aşırı motive olması terör konusunda sokaktaki insan yapabileceği sınırlıdır. Sessiz bir yürüyüş, 10 milyon kişi, 5 milyon kişi, 3 milyon kişi yürürse bu bir tokat gibi bir cevaptır. İspanya'da bu yapılmıştır. Yoksa İspanya'da herkes kornalara basıp arabalardan dışarı çıkıp ağlayanlar, bağıranlar, çağıranlar, bu bir duygu patlamasıdır ve o ülkeye zarar verir. Terör örgütünde istediği şeydir. Yani bir eylem yapıyorsunuz, bütün bir ülkeyi ayağa kaldırıyorsunuz. Eylemi kesiyorsunuz, susturuyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir süreçtir ve bu süreç içerisinde güvenlik güçlerinin, hükümetin veya başka bir birimin mutlak surette eylemin hemen ardından basın toplantısı yapması gerekirdi. Yani Pentagon'un, Beyaz Saray'ın yaptığını biz şu anda hemen her gün basın toplantısı da basının bilgilendirilmesi veyahut da üst düzey yetkililer bazında söylüyorum. Genel yayın yönetmenleri olabilir, etkili isimler olabilir. Bunlara off the record, genelkurmayın, hükümetin, ilgili kimler var ise bilgilendirmesi lazım. Ve durumu biraz bu aşırı ısınmayı azaltmamız lazım. Aksi takdirde hata yaparız. Bizzat o kendi saldırıyı ele alırsak. Şimdi saldırının nedenleri. Kaçarken yani bir tedbir alınırken şimdi, o saldırı nasıl yapıldı? Evet. Ve bu kadar planlı programla nasıl yapıldı? Şimdi saldırı meselesine gelince, saldırının birinci amacını ben Amerika Birleşik Devletleri birkaç günlük bir süre içerisinde bir adım atacaktı. Pazarlık yapılıyordu. Hala da o pazarlıklar bir ölçüde devam ediyor. Adım bekleniyor şu anda. Ne tür bir adım? Yani artık süreler birkaç ay değil, birkaç saat, birkaç güne indi. Amerika, Türkiye, Türkiye-Irak arasındaki ilişkiler bu sürelere indi. Pardon, Amerika ne tür bir adım atacaktı? Şimdi Amerika Türkiye'nin PKK'ya lehinde karşı, olabilecek. Tabii ki. Yani şimdi buradaki mesele şudur. Amerika PKK'yı bitirme gücüne sahip. Ve bitirmek yönünde karar almıştı. 1 Mart tezkeresinden evvel Amerika'nın havası Abdullah Öcalan paketlenip verilmiştir. Sakık verilmiştir. Bunlar PKK adam devşirmekte zorlanmaya başlamıştır. Ve PKK müthiş bir panik içerisinde bir kısmı Amerika'nın yanına geçmeye başlamıştı. Osman Öcalanlar falan mesajlar gönderiyorlardı. Var olma savaşı içerisinde 1 Mart tezkeresinden sonra havada bir değişim oldu. Türkiye cezalandırılmaya başlandı. Şimdi oraya geliriz ama bu saldırı neden yapıldıya gelelim. PKK burada var olma mücadelesi veriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arası bozulur ise Türkiye bir anlık bir girişim ile krizi iyi yönetemeden Amerika ile ipleri kopar ise bu PKK'nın Amerika'nın yanına geçmesi demektir. Müttefiki haline dönüşmeyi sürecini hızlandırır. Olaylar hızlandırır en azından. Şimdi PKK'nın birinci maksadı budur. Peki. Türkiye ile Amerika'nın arasındaki hattı koparacak duygusal patlamayı sağlamak. Onu yaptı. Şimdi bunu peki kim yapmıştır? Bu kolaylığı kim sağlamıştır? Benim kanaatim o ki o bölge Irak'a da yakın, İran'a da yakın. Teröristlerin nereden girdiği konusunda benim şüphelerim var. Birincisi. Bunu İran'da yapmış olabilir. Pekala. Çünkü şu anda İran'ın PKK düşmanı. Ama PKK ile Türkiye arasındaki bir kavga, Kuzey Irak'ın bu şekilde hareketlenmesi İran'da işine gelir. Amerika ile Türkiye'nin arasının kopması ve PKK'nın bu arada ezilmesi. İran'ın işine gelir. Birçok ülkenin işine gelir. Ama burada en az işine gelecek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bunu şimdi duygu seli içerisinde, yani Amerika'yı çok sevmiyoruz, öyle bir ülke değiliz ama yani kendi çıkarımızı da görmemiz lazım. İkinci önemli... Pardon Sedat Bey, enteresan bir şey söylüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu eylem özellikle Türkiye ile Amerika'yı karşı karşıya getirmek maksadıyla PKK tarafından yapılmıştır. Ama onun arkasındaki güç nedir? Ondan şimdi emin değiliz. Şimdi PKK da bir gruptan oluşmuyor. PKK'ya İmralı dayı hakim değil. Bakınız yani Öcalan'ın zaten tarzı her zaman böyleydi. Grupları yarıştırır, içlerinden bir tanesini beğenir, diğerlerini cezalandırırdı.
Hele hele şu anda kontrol dahi edemiyor. Mesela bazı patlamalar var ki bu İmralı'yı dahi şaşırtıyor. Niye şimdi oldu? Neden böyle oldu? Maksat nedir? Anlamakta zorluk çekiyor. Ama bir efsane olarak kalabilmek için oradaki terörist başı bunlara çok fazla ses çıkarmıyor. Bazen izlemeyi tercih ediyor. Burada hangi PKK yapmıştır? Hangi ülke buna yardımcı olmuştur? Bu önemli değil. Bir noktadan sonra önemli değil. Bizim çıkarımız nedir? Bizim çıkarımız şudur. Biz hazırlıksız bir takım gelişmelere sürüklenmemeliyiz. En önemli husus budur. Bakınız burada sadece terör örgütü askerlerimizi şehit etmedi. Sadece yaralamadı. Aynı zamanda asker kaçırma girişiminde bulundu ve başarılı olduğu yönde de dedikodular var. Şimdi eğer temel maksadı bu ise bu durumda Hamas'a benzeme çabası da vardır orada. Peki devam yani edeceğiz. Yani krizi uluslararasılaştırmaya çalışan bir terör örgütü ve Türkiye'yi hata yapmaya zorlayan bir terör örgütü. Peki. Temel motivasyonlar bunlar. Peki, ben ekonomist olarak güvenlik uzmanı Sedat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Benim ne demek istediğimi o da teyit edince peki. Çok memnun oldum. Kısa bir reklam arası verelim şimdi. Kısa bir aradan sonra Sedat Bey'e sorduğum soruyu Ercan Bey'e soracağım. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz sayın seyirciler. Tarafsız bölge devam ediyor. Sedat da Çiner son derece ilginç açıklamalar yaptı. Şimdi de Ercan Bey'e ben aynı soruyu soracağım. Konumuz şu. Tezkere çıktıktan sonra bu tezkerenin biz caydırıcı olmasını beklerken tam tersine terör örgütünün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumu nasıl izah etmek lazım? Tezkere neden burada bu tür eylemleri engelleyemedi? Şimdi tabii bunu tek bir parametreye indirgeyerek analiz etmenin ben biraz fotoğrafın bütününü görmemekle eş anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü PKK'nın dışsal dinamikleri olduğu gibi içsel bir takım dinamikleri ve Türkiye'nin iç dinamiklerine yönelik bir takım hesaplamaları da var. Dolayısıyla içsel dinamiklerden ve PKK'nın Türkiye'deki konumundan da söz ederek bu parametrelere de değinerek daha geniş bir fotoğraf çizmekte yarar vardır diye düşünüyorum. Şimdi bakınız, PKK mevsimsel şartların dayatmasıyla her kış başlangıcında operasyonel kabiliyetini kaybettiği için bir eylemsizlik dönemine girer ve genelde de bunu tek taraflı ateşkes kendi terminolojisi içerisinde ya da aktif savunma olarak adlandırır. Şimdi kışın eylem yapamıyor mu? Yapamıyor. Yani kışın eylem yapabilme yeteneğini geniş ölçüde kaybeder. Şimdi yığınsal nitelikli PKK'yı çünkü yığınsal nitelikli bir terör örgütü olarak bizim değerlendirmemiz gerekiyor. 5500-6000 tane silahlı militandan söz ediyoruz. Silahlı bir terör örgütünün, yığınsal nitelikli bir terör örgütünün militanlarını eylemsiz tuttuğunuz zaman örgüt içerisindeki öz eleştiri dönemini yükseltmiş olursunuz. Ve bu öz eleştiri dönemi örgüt içerisinde bir çözülme ve dağılmayı ve bir ataleti eşliğinde taşır. Homurdanmalar geliyor yani. O nedenle eylemsizlik dönemlerinden bu tür terör örgütleri çok ürkerler. Ve bir terör örgütünün temel felsefelerinden bir tanesi militanlarını sürekli aktive etmek ve eylemleriyle ortak suçluluk temelinde bir araya getirerek onların örgütten kopmaları engellemektir. Dolayısıyla bu eylemlerin özellikle kış mevsiminin yaklaştığı bir dönemde yükselmesinin örgütün içsel dinamikleri açısından temel nedenlerinden bir tanesi bu. Biri bu, evet. İkinci neden, özellikle eylemsizlik dönemine bir kazanmışlık duygusu içerisinde girerlerse, yani yüksek bir moralle ve güçlenmiş bir psikolojiyle girerlerse, o zaman bu dönemi herhangi bir çözülmeye meydan vermeksizin geçirebilirler. Buna bağlı olan bir başka neden var. O da 22 Temmuz seçimlerinin sonuçlarıyla yaklaşmakta olan yerel seçimlerde genel seçim sonuçlarının yerel seçim sonuçlarına nasıl yansıyabileceği konusunda da PKK'nın ciddi bir takım endişeleri var. Çünkü biz şunu gördük. PKK Güneydoğu'da kendisine destek veren tabanın kendisinden kaymakta olduğunu gördü. Şimdi bu neyi eşliğinde getirir? Siyasallaşma konusunda kendisine koyduğu hedeflerden gerilemekte olduğunu gösterir.
Peki bir terör örgütü tabanın kendisinden, sempatizan kitlenin kendisinden kaymasını nasıl engelleyebilir? Korkutarak ve sindirerek engelleyebilir. Bunun dışında başka bir çözümü yoktur. O nedenle bölge halkına bu eylemleri, özellikle güvenlik güçlerine yönelik eylemleriyle istediği zaman eylem koyabilecek güçte olduğunu kanıtlayabilmek ve gereğinde bu eylemlerin onlara da yönelebileceğini ve devletin kendisini koruma gücüne sahip olmadığı mesajını da verebilmek. Bakınız Beytüşşebap'ta... Ürkütmek, sindirmek. Tabii. Şimdi Beytüşşebap'ta 12 tane sivil vatandaşımız öldürüldü. Onlar sivil vatandaş değildi Sayın Hakan. Korucu. Onların 9 tanesi korucuydu. 3 tanesi kadrolu korucuydu. Kalanları gönüllü korucuydu. Şimdi gönüllü koruculuk diye ayrı bir müessese var. Kadrolu korucular devletten ayrı kalıyorlar. Ama gönüllü korucular devletten ayrı kalmıyorlar. Bunu tamamen gönüllülük esası içerisinde yapıyorlar. PKK'ya karşı mücadele ediyorlar. Peki. Şimdi ve gönüllü koruculuk yörede yaygınlaşmaya başladı. Yani devlete karşı bir kayma ve devletle bir arada olma tarzındaki bu eğilim PKK'yı giderek daha fazla korkutmaya, bu nedenle de halkı sindirme yönünde bir takım eylemler koymaya itti. Üçüncü neden, Türkiye'nin güneydoğusunda PKK'nın tabanı sadece devlete veya sadece siyasal sisteme kaymanın dışında Barzani'nin etkinlik alanına da girmeye başladı. Özellikle Van, Yüksekova ve Hakkari yöresinde Barzani'nin ciddi bir etkinlik alanı oluşmaya ve PKK'nın etkinlik alanıyla çatışmaya başladı. Ha, diyebilirsiniz ki PKK Kuzey Irak'ta Barzani PKK'ya destek veriyor ama içeride çatış olabilir. Bunlar bu tür örgütlerin mücadelelerinde son derece doğal kavramlardır. Dolayısıyla bu aynı zamanda Barzani'ye karşı da tabanını kaptırmama bağlamında eylemlerin peki, tırmanması açısından bir gereklilik olarak ortaya çıktı. Bütün bunları çıktı. Anlıyoruz. Yani bir terör örgütünün bu işten hangi açılardan kazançlı çıkabileceğini anlıyoruz. Ama bir de işin şu yönü yok mu? Türkiye Cumhuriyeti bir tezkere kararı almış ve orayı bombalayacak, operasyon yapacak, bu operasyonu hızlandıracak bir eylemdir. Bunun endişesi, ha, bunun şimdi, kaygısı yok mu bu adamlarda? Şimdi Sayın Hakan, burada dışsal dinamikler devreye giriyor. Dışsal dinamiklerin devreye girdiği noktada, şimdi bakın biz fotoğrafın hep küçük bir parçasını görüyoruz. Oysa bizim olaya makro düzeyde bakıp fotoğrafın bize yansıtılmayan bölümlerini de görmemiz gerekiyor. Çünkü biz çok küçük bir parçayla uğraşırken bu oyun içerisinde yer alan aktörlerin senaryo içerisinde zaman zaman değişebilen kimliklerini ve değişebilen tutumlarını göz ardı ederek bir analiz yapmaya çalışıyoruz. Şimdi İran'dan söz edildi. Bunun bir adım ötesini de dikkate alırsak o zaman zannediyorum soru işaretleri biraz daha yerine oturacaktır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya'ya egemen olması ve etkinlik alanını pekiştirmesi, bu bölgelerde kalıcı hale gelmesinin önündeki en büyük engel 1 milyon 600 bin kilometre kare coğrafyası ve 80 milyon nüfusuyla İran'dır. İran'ı nötralize edemeyen bir Amerika'nın bu coğrafyada amaçlarına ulaşabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla İran kendisine yeni müttefikler arama ya da mevcut ittifakları bir anlamda parçalayarak kendi korunma kalkanını arttırma ihtiyacını hissetmektedir ki Pers diplomasisinin temel gerekçelerinden ve uygulamalarından bir tanesi budur. Yoksa o coğrafyada 3000 yıldır varlığını İran sürdüremezdi. Yani siz de Sedat Bey gibi bu işin arkasında İran olabilir mi diyorsunuz? Ben olayı biraz daha uzun vadede görüyorum. Çünkü olay sadece Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkileri germek veya bir kopma noktasına getirmek PKK bağlamında. PKK burada bir araç. Çünkü Amerika'nın İran'a yönelik bir operasyonunda eğer Türkiye Amerika'dan uzaklaşırsa, çıkarlarını İran'la örtüşen bir noktaya taşır ise Amerika'nın İran'a operasyonu inanılmaz ölçülerde güçleşir. Şimdi Sayın Cüneyt Bey şeyi söyledi. Kazananlar kaybedenler. Bakın Türkiye eğer Kuzey Irak'a operasyon yaparsa PKK kaybeder.
Bir, dokunulmazlık zırhı delinmiş olacak. Kuzey Irak'ta bana hiç kimse dokunamaz Barzani ve Amerika'ya rağmen bu zırh delinmiş olacak. İki, Barzani zarar görecek. Barzani'nin hele Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı bir direniş içerisine girmesi halinde bağımsızlık hayalleri 10 yıl ötelenir. Ve Kuzey Irak halkı bugün ulaştığı refah düzeyini geniş ölçüde kaybeder. Demek ki Barzani de zarar görecek. Talebani de zarar görecek. Irak'taki merkezi hükümet de zarar görecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri zarar görecek. Peki madem bu zarar görecekler, bunları kendileri fark etmiyorlar mı da önlem almıyorlar? Şimdi, Amerika'sı, Barzani'si, tabii Talebani'si. Barzani'nin bugünlerde... İşte Barzani bir Kürt kedisini bile vermeyiz diyor. İşte Talebani öyle diyor. Barzani de benzer açıklamalar yapıyor. Efendim, Amerika'dan şimdi, etkili bir adım geldi. Yani Barzani ve Talebani'nin tabii başlarına sayın sıfatını ekleyerek söylemek gerekiyor. Sonuçta bir devletin başkanıdır. Onların şu andaki söylemleri karanlıkta mezarlık önünden geçerken ıslık çalmaya benziyor. Ben öyle söylüyorum. Ama bunun bir amacı da var. Bir, halkına moral vermek durumunda, ne kadar güçlü olduklarını kanıtlamak durumunda. İki, bir dış tehlikeye karşı bunu bir amalgam, bir zamk olarak kullanarak bir ulus devlet bilinci ve kimliği yaratma konusunda da bunu bir manevra olarak kullanmak durumunda. Yani siz onların öyle dediklerine bakmayın. Onlar aslında büyük bir panik halindeler mi demek istiyorsunuz? Ondan en ufak bir kuşkunuz olmasın. Çünkü her ne kadar biz cehenneme çeviririz vesaire gibi şu anda benim tansiyonu yükseltmeme bağlamında tekrarlamak istemediğim o sözlerin sahibi Barzani'nin her sabah acaba Türk uçakları ne zaman gelecek diye yatağında korkuyla beklediğinden herhalde emin olmamız gerekiyor. Tabii burada bir ikinci aktör daha var. O da Rusya. Çünkü Rusya NATO'nun genişlemesinden, Amerika'nın Yıldızlar Savaşı projesinden, Amerika'nın eski Varşova Paktı üyesi kimi ülkelerde edindiği ve Rusya sınırlarına çok yakın ülkelerdeki üslerden ve buralara füzeler yerleştirmesinden fevkalade rahatsız. O da bir faktör olarak. Dolayısıyla Putin'in Tahran zirvesinde Ahmadi Nejat'a uzattığı çiçek, herhalde Ahmadi Nejat'ın politikalarını benimsediği için değil. Amerikan karşıtlığına. Dolayısıyla peki, kazanan ve kaybedenlere baktığınızda bugün Türkiye'nin bu konuda en fazla karşısında olan ülkelerin tümü kayıplar hanesinde. Dolayısıyla Türkiye'yle bu ulusal çıkarları örtüşüyor gibi görünüp Türkiye'ye destek veren ülkeler aslında Türkiye'nin kaybından kazanç sağlayacak konumda. O nedenle bu fotoğrafı bizim tam çok iyi okumamız yani gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Karahalioğlu. Şimdi PKK'nın niye yaptığı sorusu zaten en kritik soru. Şu, benim gözlemim şu. O malum sebeplerden dolayı yani bölgede etkinliğini kaybetti. Bölgede taban kaybediyor. Epeydir para toplayamıyor Avrupa'da ve Türkiye'de. Tabanla arasındaki etnik ilişkilerde sorunlar yaşamaya başladı. Bir dizi nedenden dolayı. Ama daha ötesi PKK ölümüne bir oyun oynuyor. Ve bu son hadiseyi derin PKK, APO'dan bağımsız PKK falan gibi değerlendirmiyorum. Yani böyle bir çapta, çünkü PKK cesaretini, bildiğimiz PKK eylem zincirini aşan, bunun ötesinde üst düzey bir eylem ve cesur bir eylem. Bunu böyle bir şey görüyorum. Ölümüne bir oyun ve bu cüretkar diyelim. Fazlasıyla cüretkar ve davetkar aynı zamanda. Bir davet niteliği taşıdığı da belli. PKK öldürmek ve öldürülmek zorunda devamlılığı için. Şimdi birkaç hafta önce PKK'yı bütün dünyadan sileceğiz dedi. Sanıyorum Rice dedi. Yani sadece önlem, bütün sileceğiz dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı. Ya PKK için en kötü noktaya doğru, yani bütün o saydığımız faktörlere artı en kötü, yani uluslararası zaten bölgesel bir anlam ifade etmez hale geldi PKK. Eskisi gibi değil. Yani bölge için, Orta Doğu için hiçbir anlamı yok. Sonuçta bir Kürt otoritesi de Kuzey Irak'ta oluştu ve PKK bunun bir paydaşı değil. PKK için tasfiyeye benzer ya da tasfiye sürecini başlatan bir noktaya doğru gidiş vardı. Ve bu açıdan ölümüne bir oyuna doğru gidiyor PKK. Ve bu oyundan aslında buradaki Ercan Çitlioğlu'nun söylediklerinin bir kısmı doğru ama bir tarafından bakıldığında bu oyundan Barzani'nin de şöyle bir çıkarı var. Yani şunu unutmayalım. Türkiye bir operasyon yaptığında bu operasyon tekrarlanabilir, kalıcı, Türkiye'nin istediği zaman taktik değiştirebileceği bir operasyon süresini kapsamayacak. Muhtemelen
Türkiye oraya girerse bu son giriş olacak. Yani bu devamlı olan, arkası olan, bir daha deneyebileceği bir şey olmayacak. Son giriş olacak. Peki bunun anlamı nedir? Ve bunun anlamı şudur. Bu son giriş bir kere Barzani'yi ve Kuzey Irak Otoritesi'ni rahatlatan bir şey olacaktır. Zaten Türkiye Erbil'e, Selahattin'e gidemeyecektir. Gittiğinde de bu sadece bir göstermelik bir saldırıdan ibaret olacaktır. Geri püskürtülecektir. Uluslararası toplum o nokta Türkiye'ye adım atma, ilerleme fırsatı vermeyecektir. Bu son giriştir. Ve eğer bugünlerde söylendiği gibi sınırlı bir Amerika, sınırlı bir operasyona göz yumacaksa, bu da Türkiye'nin aslında bölgeyle ilgili bütün tezlerini de bırakıp geri dönmesidir. Yani bundan sonra ne Amerika ne uluslararası topluma PKK için bir şey yapmasını söyleme imkanınız kalmayacak. Zaten sen de yaptın, denedin, operasyonu yaptın, geldin, olmuyor bu işe de. Sen de hevesini aldın. Cümlesiyle karşı karşıya kalacaklar. Şimdi bunu böyle görmek gerekiyor. Yani evet, giriş bir davet. Bu davet çok yüksek bir siyaset anlamına geliyor mu? Gelmiyorsa bile bir siyaset var burada. Bu küçümsememesi gereken bir şey. PKK da siyaset tecrübesi olan bir örgüt haline geldi. Bu gidiş Türkiye'yi zorunlu olarak oraya çağırma. Türkiye için en çok fayda sağlayacağı nokta da şudur. Yani Türkiye için en çok tatminkar nokta. Bana yar olmayan bölgeyi size de yar etmem deyip her şeye rağmen, uluslararası topluma rağmen, Amerika'ya rağmen oradaki yayılmasını, saldırısını alabildiğince fazla yapmaktır. Bu yani hem Barzani Otoritesi için bir kayıp, hem PKK için bir kayıp, hem de Türkiye için muazzam bir kayıp. Yani en bize fayda sağlayacak nokta aslında bir anlamda Türkiye için bütün uluslararası komplikasyonlara bağlamında en büyük kayıp noktasıdır. Şimdi yani hadisenin yani girişin ve giriş sebeplerinin böyle bir komplikasyonu var. Yani tezkere mecburen alınmış bir karar ve bir ateşten top. Bunu kabul etmek lazım. Bir ateşten top. Şimdi hükümetin kucağında, yarın askerin kucağında olabilir, tekrar hükümete dönebilir. Yani sonuçta kim hangi aşamada görevlendiriliyorsa onun için problemli bir şey. O yüzden görüyorum, tezkereye kadar büyük bir coşku vardı, bir tezkere talebi vardı. Ama tezkereden sonra iyi ki çıktı, tamam şimdi diyen bir sorumluluk makamında kimseyi göremiyorum. Yani evet şimdi tezkeremiz oldu ve bu iş tamamdır diyen yok. Tezkereden sonra daha bir endişe gözlemliyorum. O yüzden bu eylem belki olmasaydı ya da bu eylem umarım onu en fazla geciktirmiştir. Bu eylem olmasaydı tezkere zaten sadece askeri bir seçenek olarak düşünülmedi. Yani diplomasiyi destekleyen bir seçenek olarak masaya koyduğumuz bir şeydi bizim. Ve az önce söylediğimiz takvimi de destekleyen bir şeydi. Ve herhalde Türkiye bunu ölçümlüyor. Çünkü devlet zirvesinden aldığım sonuç bildirisi de biraz bunu gösteriyordu aslında. Yani oraya girmenin bir dizi komplikasyonu var. Yani oraya girmek öyle bir dönüş sağlayabilir ki Kürt devleti için diyecek lafınız kalmaz. Yani bizim resmi politikamız olan Kürt devleti kurdurmayız için diyecek lafınız kalmaz. Bölgeden çıkarsınız ve benim analizim o son çıkış olur. Bir kez daha oraya artık savaş olarak girersiniz. Evet. Bu komplikasyonu görüyor Ankara. Yani askeri de görüyor, sivili de görüyor. Bir tür hala bütün bunlara rağmen Amerika'daki atacağı o adım her neyse ve PKK'nın provokasyonuna rağmen gerçekleşmesi gereken bir adım gibi görünüyor. Şu anda bekliyor musunuz siz yani Amerika'dan bütün bu tartışmaları bitirecek önemli bir adım bekliyor musunuz? Önemli bir adım beklemiyorum. Önemli bir adım duygusu alınmadı. Amerika'nın önemli bir adım atmaya niyeti olmadığı da anlaşılıyor. Fakat bir şeyi de şey yapmam lazım. Bu İran meselesine şu açıdan katılmıyorum. Yani İran tabii akıllı devlet, bu işlerde çok tecrübeli bir devlet. Benzerlerini Türkiye'de daha önce de yaptı ama şimdi şöyle düşünelim, yani İran bunu yaptırdıysa, İran buna izin verdiyse ve Türkiye'nin Amerika arasını bozmak, maraza çıkartmak için yaptıysa şunu da düşünmek lazım. Yani Türkiye'nin bunu fark etmesi ihtimali de tam tersine Amerika'nın hedefi olan bir İran açısından hiç akıllıca da bir şey değil. Yani böyle hassas olan bir konu. Kaldı ki bugün işte tam onunla ilgili mi bilmiyorum ama İran Cumhurbaşkanı soykırım anıtına girmemek için Ermenistan gezisini kısa kesip geri döndü falan. Yani böyle güller attığı bir dönemde bana çok şey gelmiyor. Yani İran özellikle planlatmış yapmışsa peki, bu çok akıllıca olmayabilir. Sonradan çevirdi işte. Ha yani onun için çevirdi adam. Şimdi İran konusunda böyle konuşmuyor muyuz? Bir cümle söyleyeyim. Cümle söyleyeyim de müsaade ederseniz çok özür dilerim bir cümle. Yani ben İran'ın yaptırdığını zaten düşünmüyorum. Peki ne? Siz İran'ın İran yaptırdığını dedin. Söylüyorum. Yani bu operasyonun akıl hocasının da İran olduğunu sanmıyorum. Operasyona İran somut destek verdiğini sanmıyorum. Sınırda öyle sadece anladım. Yukarı doğru ıslık çalabilirsiniz. Ha. Bazı zamanlarda. Ama maraza bir çıkarmak de, için gibi anladım ben sizin lafınızı. Yoksa hani İran'ın PKK, İran'ın düşmanıdır ve yok etmeye çalışır. Ama İran diğer Suriye gibi değildir. Daha akıllı bir devlettir. Bu arada bir cümlede Rusya için. Rusya PKK'yı biliyorsunuz terör örgütü olarak kabul etmiyor. Öyle bir
listelemesi içerisinde yok. Yasal düzenleme içerisinde PKK terör örgütü değil. Cüneyt yani Ülsever'de sıra devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra ama. Hep de bana rastlıyor bu arada. Ne yapalım? Kısa bir aradan. Evet devam ediyoruz. Tarafsız bölge devam ediyor. Cüneyt Ülsever'de kalmıştık. Buyurun. Aynı konuyla ilgili sizin tabii, görüşünüzü tabii. Alacağız. Tabii ben bir kere Sedat Bey'e ama sonradan tabii tam anlayamadım düzeltmesini. Ercan Bey'e bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ta en başında ilk saldırı... Bir dakika özür dilerim. Neyi anlamadınız? Anlaşılır kılalım o zaman. Ben ilk anladığım ya bu işin içinde İran'da olabilir dediğini. Var demedi. Olabilir dediğini. İkinci cümlesi, ikinci söz alışımda da... Yani var gibi anlaşılmasın. Olabilir. Yani birçok ülke olabilir. O zaman tam teşekkür ediyorum kendisine. Ben Ercan Bey'in de şeyinden olabilecek diğer ülkeler arasında en fazla olma şansı olan ülkelerden birisi İran'dır diye ben telaffuz ediyorum. Niye bunlar dendiği için teşekkür ediyorsunuz? Çünkü ben bu konuda başından beri bunları yazıyorum. İlk saldırıdan sonra da yazdım. Basında İran ve Rusya'dan sanki bahsetmemek üzerine bir fikir birliği varmış gibi bende bir duygu vardı. Bu akşam iki arkadaşım yani ya bir tek ben mi böyle düşünüyorum diye benden daha uzman konularında iki kişinin bu konuyu teyit etmesi beni mutlu etti, şahsen mutlu etti. Gerçi Mustafa Karalioğlu... Mustafa'yı zaten söylemedim, Erdoğan söyledi. Bir paranoyadan kurtarmış oldu. Evet, aynen öyle oldu. Ancak oradan sonra devam edersek Mustafa ile bazı noktalarda ayrıldığımı söylemek istiyorum. Bir kere bazı şeyleri düzeltmek lazım önceden. Birincisi PKK'nın 22 Temmuz'a tepki verdiği, gerilemeye tepki verdiği sözü bir önceki yerel seçimlerde de %14-15 civarında onun desteklediği gruplar bölgede gerilemişti. Niye o zaman vermedi de şimdi verdi? Yani bunun bir üst sınırı var mı diye akla getiriyor. Vedat Bey'le anlaşamadığım bir nokta oldu. O da şu. Dedi ki Türkiye bir takım zaaflar gösterdi ABD karşısında müttefiki. Hiçbir itirazım yok. Ben kendi eleştiri hakkımı kullanmayacağım için katıldığım noktaları söylemiyorum. Ve İran'ı da örnek olarak gösterdi. Bak istediği zaman Kuzey Irak'a giriyor diye. Doğru ama bir şeyi unutmamamız lazım. İran kendi iradesiyle başka bir ittifak sistemini seçmiş vaziyette. Ve bu ittifak sisteminin içinde ABD yok. Dolayısıyla rahat. Onun ayağı daha rahat. Tersine de Türkiye hep ABD'nin huyu suyu peşine gitti diye bir iddiada bulunursak o zaman bugün bizim Kuzey Irak yönetimiyle can ciğer olmamız lazım. Yani %100 bir uyum içinde şey olsaydık Barzani ile bizim beraber oturuyor yemek yiyor içki içiyor olmamız lazımdı. Halbuki bu Türkiye'ye o açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin örneğin benim bakış açıma göre muazzam Kuzey Irak'a karşı bir tutarsız tutumu var. Yani şunu mu diyorsunuz, böyle %100 Amerikan yanlısı bir siyaset takip etseydi Türkiye, Barzani ile Talabani ile arasında bir ihtilaf olmazdı. Evet, olmaması lazımdı. Yani oysa şimdi... Hayır, yani yaşadıklarımıza bakalım, kullandığımız cümleleri bırakalım. Ama zaten benim söylediğim o değil. Yani %100 Amerikan yanlısı bir siyaset değil. Neyse ben... Türkiye kendi konusunda bağımsız karar alması gereken noktalarda Amerika... etkisine açık olduğunu. O zaman yani Kuzey Irak'a soğuk bakma konusunda da Amerikan etkisiyle karar vermiş oluyor. Böyle bir ne demek oluyor. İstediniz? Yani benim söylemeye çalıştığım şu, Türkiye'nin bu dönemde ABD ile ilişkilerinde tamam yani pasif davrandığı yerler var. Başbakan da bugün söylemiş çok beklediği noktalar oldu burada eleştirilebilir. Ama Kuzey Irak konusunda yani benim söylemeye çalıştığım nokta şu, Türkiye eğer ittifaklarını değiştirmeyecek ise Kuzey Irak'a bakış açısını değiştirmek zorundadır. Kuzey Irak'a bakış açısını değiştirmeyen bir Türkiye'nin 10 defa da Kuzey Irak'a girip çıksa, 20 defa da bilmem ne yapsa başından bu belalar eksilmeyecektir. Ben Mustafa'dan ayrıldığım nokta ise şudur. Hayır artık Türkiye'nin bir nokta atışı, 36 saat, 48 saat bölgesel bir nokta atışı yapma ve bunu dünyaya gösterme mecburiyeti vardır. Pardon ben onu yok demedim. Şunu söyledim onu şey yapalım da.
bu giriş ister 36 saat ister 46 saat ister 3 gün 5 gün son giriş olacak. O zaman ama dedim. Olduğuna göre her şeyi berhava edelim. Değil mi yani? Barzani'yi de bitirelim. Bir daha bu şansınızı bulamazsınız. Süresi uzadıkça tabii zarar vermemiz de zarar görmemiz de artar. Benim görüşüm ise bu son giriş olup olmayacağını ben bilmiyorum. Ama böyle bir girişten sonra behemmahal çıkmalı, dünyaya bunu göstermeli ve hükümet inisiyatifi ele alarak Kuzey Irak'ta kendisine muhatap tayin etme becerisini göstermelidir. Mesela bana dense ki ya Cüneyt seni çok zorluyoruz. En çok eleştireceğin Orta Doğu politikası Türkiye'nin nedir? Kuzey Irak'a bugüne kadar Kuzey Irak'taki yönetimi doğrudan muhatap alamamaz. Ama nasıl alsın Cüneyt Bey? Şöyle ki muhatap almak durumunda kaldığınız kişiler sizi yok etmekle, yok etmeyi hedeflemiş bir örgütü barındırıyorlar. Ve ona karşı hiçbir yaptırım yapmıyorlar. Bu durumda yani nasıl muhatap almalı? Oradaki soruyu, mesela siz Kuzey Irak'ta bir televizyon şeyi olsaydınız, ben tersini söyleseydim, bu sefer de soracaktınız ki, ya Türkiye Cumhuriyeti hiç bizimkilere şey yapmadı ki, yüz vermedi ki, nasıl bizimkiler onlara merhaba karşılıklı diyorsunuz yani. Diye. Benim anladığım, yani bir tek bildiğimiz kadarıyla bizim ortada MİT müsteşarı. Onun dışında yani Irak'tan sorumlu olan dışişlerinin bile Barzani ile veya onun kendi adamlarıyla doğrudan görüştüğünü benim öyle bir bilgim, öyle bir şey yok. Görüşmeli midir sizce? Bence görüşmelidir. Bence görüşmelidir. Biz Kuzey Irak'ı yok varsayarak, Kuzey Irak olmamış gibi davranarak ben bir yere gidebileceğimize inanmıyorum. Ekonomik ilişkilere gelince oradaki ekonomik ilişkileri biz geliştirdik. Orada kavga petrol kavgası. Biz oradan belki nemalanmış olabiliriz. Ama bence benim tezlerimden biri zaten bu. Peki mesela elektriği kesmek, orada bir takım Türkiye'den ekonomik anlamda yapılan katkıları kesmek, onlar üzerinde bir etki yapmaz mı? Siyasi bir baskı oluşturmaz mı? Kuzey Irak yönetimi üzerinde. Ben ekonomi doktoruyum. Ben böyle şeylere hiç inanmıyorum. Yani benim tavrım bu. Yani bu öngördüğünden daha fazla sana zarar verir diye. Çünkü ekonominin bir kendi akışkanlığı vardır. O akışkanlığın önüne geçtiğiniz zaman, yani akan elektriği bir yerden kestiğiniz zaman başka bir yerden vurur sizi o elektriği. Buluruz ya, elektriği bulabilir de herhangi bir yerden. Yani çok kolay bulabilir de. Yani bu, yani bir süre sonra tek dolaylı bağlantınız olan şey de aradan kopmuş olur. Yani şey, ben tek... Lütfen. Lütfen. Ben kimsenin lafına girmiyorum ama. Hayır yani, ama tamamlayıcı tamam, olarak. Peki. Olsun yani, o kadar şey yapmayın. Ortak hassas olmayın. Olsun dedim yani. Ayırıyorum dediniz ya. Peki. Bence bu akışkanlığın önüne geçemezsiniz. Bu akışkanlık şöyle problem yaratır. Siz sınırınızı kaparsınız. Kuzey Irak'ta kişi başına milli gelir, bunu 4-5 senedir ben söylemiştim, 2000-3000 dolar civarına çıkar. Sizin Güneydoğu'daki kişi başına milli geliriniz 400 dolar, 350 dolar civarında kalırsa evet bir tehlike haline gelir. Ama bu akışkanlığı, açma becerisini gösterebilirseniz, Barzani'nin önüne bak kardeşim, ya ABD buradan gidiyor. Gittiğinde Şii-Sünni ittifakı senin esas belandır. Onların arkasındaki güçlerdir seni istemeyen. Esas senin başına gelecek olan bela bunlardır. Ben bunların karşısında sana hamilik etmeye hazırım ama sen de ayağını denk al şu konularda. Şuralarda bunu söyleyebilmek için temas kurmak gerekir diyorsunuz. Oturup beraber sohbet edebilmek lazım ve bunu tabii ki ben beceremediğim için çok direkt söylüyorum. Bunu diplomasi diliyle söylemek lazım. Böyle bir ortamı Türkiye yaratamazsa ben sadece problemin bitmeyeceği konusunda kötümser değilim. 21. yüzyıl yarışını da yakalayamayacak Türkiye. Peki. İran'ın çok önemli bir oynadığı başarılı bir oyun Rusya tarafında gözükürken birdenbire bir gün Orta Doğu'da ABD'nin işlerini halleden bir devlet olarak ortaya çıkarsa ve ABD de ya hakikaten İran eskiden kusuru vardı ama şimdi çok dost ve arkadaş oldu bizden derse ben hiç şaşmayacağım. Peki. Vedat Bey, ne diyorsunuz? Özellikle Cüneyt Bey'in sözünü ettiği Barzani ile Kuzey Irak yönetimi ile Türkiye'nin temas kurma gerekliliği konusunda. Ben izin verirseniz şu noktaya tekrar bir işaret etmek istiyorum. O da şu. Türkiye dünyadaki sistem değişimini dikkate alan bir politika geliştirmelidir. Dünyaya ilişkilerini yeniden düzenlemelidir. Mevcut ittifaklarına zarar vermez bu. O ittifakları güçlendirir. O ittifakların içerisinde yer alanların da sorumluluğunu yerine getirmesini sağlar. Mesela bölgesel gelişme açısından Türkiye bu coğrafyanın, Orta Doğu'nun hem teknolojik hem ekonomik bakımdan
en önemli ülkelerinden birisidir. Sahip olduğu insan gücüyle vesaire nitelikleriyle, ordusundan tutunuz sahip olduğu teknokrat sayısına kadar, iktisatçısından bilmemesine kadar bu coğrafyanın en önemli lider ülkesidir. Türkiye bu lider ülke olma vasfını bu bölgesel güçleri entegre edecek. Hatta bu bölgesel krizleri yönetecek bir akılla, bir iradeyle ortaya çıkmalıdır. Bu iradeyle ortaya çıkmazsa sorun yaşar. Kuzey Irak'ta yaşadığımız sorun da bununla ilgilidir. Türkiye oraya elektrik verebilir. Türkiye orada ticaret yapabilir vesaire yapabilir. Ama Türkiye bunları yaparken PKK'nın orada Süleymaniye'de veya orada kurulan bankada banka memuru olarak PKK'nın denetimine girmiş bir yapıyla karşı karşıya kalırsa bu Türkiye'nin siyaset etmesinde ciddi sorun olduğunu gösterir. Yani Türkiye elindeki gücü, işbirliği imkanlarını geliştirirken bunu bir siyasi yaptırıma bağlayarak o bölgedeki iki lideri de yani Talabani, Barzani'yi Türkiye yıllarca korudu. Ama bugün belli ki Türkiye onların üzerindeki inisiyatifini kaybetmiş. Türkiye söylemek istediğim, Türkiye bölgesel bir güç olmanın gereklerini siyasette yapamadığı için sorunlarla karşı karşıya. Biz sonucu tartışıyoruz. Tabii, halbuki bunun tabii, başı var. Tabii. Bugün PKK orada nasıl bu hale geldi? Türkiye kaç senedir ne yapıyor? Buna bakmak lazım. Türkiye bir terör örgütüyle mücadele ederken terör örgütü olarak onu Amerika Birleşik Devletleri'ne, dünya kamuoyuna kabul ettirdiği PKK'yı bugün Türkiye tartışıyor. Acaba Amerika'nın desteğinde mi? İşte bilmem kimin desteğini alıyor. Bu tartışmalar Türkiye'nin bir yanlış yaptığını gösteriyor. O yanlış nedir? Türkiye ekonomik entegrasyonu sağlayacak, bölgesel entegrasyonu sağlayacak imkanları kullanırken orada PKK gerçeğini, terör gerçeğini de işbirliği yaptığı unsurlarla yani müttefikleriyle adım adım o bölgesel unsurlarla da adım adım geliştirecek siyaseti ortaya koymalıydı. Türkiye bu siyasetten mahrum. Sadece oraya bir müteahhitlik olarak gittiği zaman netice başına dolaşıp bugün çorap için, olarak geliyor. Bugün için gelinen noktada tamam bu eleştiriler yapılabilir ama bugün için gelinen noktada Barzani ile temas söz konusu olabilir mi mesela? Bugün için gelinen noktada yapılması gereken şey şu. Türkiye bir defa açıkça Türkiye'ye meydan okuyan bir cinayet örgütüyle karşı karşıya. Bu cinayet örgütüyle ilgili Türkiye'nin askeri, istihbari vesaire bütün bilgileri kullanarak Türkiye bir defa önce bu cinayet örgütüne karşı tavrını net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Nokta atışı yapabilir, bu askeri bir meseledir, onu bilmiyoruz ama bir defa bunun karşısında cevap vermek mecburiyetindedir. Şuna müsaade ederseniz işaret etmek istiyorum. PKK 2000 yılında kaybettiği, 2000'li yıllara kadar sürdürülen mücadeleyle kaybettiği şey nedir? Kaybettiği şey psikolojik üstünlüktür. Güneydoğu'nun her kasabasında, her şehrinde kazandığı psikolojik üstünlüğünü mağlup olarak kaybetmiştir. Sadece PKK'nın şefi cinayetler organize eden adam yakalandığı için değil, fiilen kaybettiği için psikolojik üstünlüğünü kaybetmiştir, psikolojik yılgınlığa düşmüştür. Artık PKK'dan dağdaki adamlar da kaçıp sığınmak için, Türkiye'ye gelebilmek için yollar aramaya başlamışlardır. O süreçte Türkiye'nin bu psikolojik üstünlüğünü yeniden kuracak bir siyaset etme biçimini ortaya koyması lazım. Bundan mahrum olduğu için Türkiye'nin bir defa terörle mücadele edecek profesyonel donanıma sahip, profesyonel eğitimli, profesyonel teknikleri kullanan ekiplerinin terörle mücadeleden uzaklaştırılmamış olması gerekirdi. Yani karşı karşıya kaldığımız süreç ne? Düzenli orduyla bir terör örgütünün mücadelesi halinde bugün tablo karşımıza çıkmıştır. Demek ki bu süreçte bir takım yanlışlar yapılmıştır. Bu yanlışların bir an önce giderilmesi lazım ama silahlı bir örgüte karşı mutlaka cevap verilmesi gerekir. Onun yeniden Türkiye'nin belli bölgelerinde haraç toplayarak, insanları korkutarak, onların çocuklarını, ortaokulu bitirmiş çocuklarını dağa kaçırarak veya kızlarını kaçırarak o insanlara zulmetmesini, PKK'nın baskısını ve zulmünü en fazla o bölgenin insanı yaşamaktadır. Doğru ama işte diyorlar ki yapılacak olan bir operasyon etkisiz hale getirmez diyor kimileri de. Herhangi bir etkisi olmaz diyor. Efendim bunu askeri bir konu. Evet. Ama diyorsunuz ki siz bunu söyleyenlerin bir defa 2000'deki olayınca bunu vermeleri lazım. Yani Türkiye 24 olur dedi. Hallolur. Tabii. Evet. Yani bazı görüşlerde hallolmaz diyor. Türkiye daha önce bunun cevabını verdi. Türkiye bu şiddet örgütünü, kanlı terör örgütünü operasyonlarla mı operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Sadece operasyonlarla değil, onu destekleyen politikalarla. Ama
bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorun Türkiye'nin sosyal politikalarıyla, ekonomik politikalarıyla, uluslararası politikalarıyla teröre karşı uyguladığı politikalar arasında tutarsızlıklar. Peki, onu ilgili söylediniz zaten. Evet. Çok teşekkürler. Sedat Bey, siz isterseniz söyleyecekleriniz var mı? Hani tamamlamak sorunuz açısından. Siz söyleyeceklerinizi söyleyin, ben sorumu sorayım size isterseniz, öyle yapalım. Öncelikli olarak yani şu ana kadar söylenenler çerçevesinde bir noktadaki karamsarlığı ben dağıtmak gerektiğini düşünüyorum. O da şudur, terörle mücadele konusunda inisiyatif problem ve başka problemler var. Onlar konuşulur detaylı olarak belki başka programda, belki zaman olursa şimdi. Ama Türkiye'nin ben Orta Doğu bölgesinde Amerikancı, Amerika'nın uşağı, o ne derse onu yapıyor tarzındaki eleştirileri kabul etmiyorum. Türkiye bu bölgede İsrail'e devlet terörü yapma diyecek kadar ileri gitmiş bir ülke. Hamas'ın temsilcisini... İleri gidecek ne var? Doğruyu söylemiş yani. Bu ileri gitmek bakınız, mi oluyor Allah aşkınıza? İleri, yani ileri gitmekten kastım şu, bu benim şahsi görüşüm değil. Yeryüzünde hiçbir ülkenin söyleyemediği bir sözü, İran hariç söylüyorum. Amerika'nın müttefiki olarak Arap ülkelerinden hiçbirinin devlet başkanının telaffuz dahi edemediği bir sözü söyleyebiliyorsanız bu çok ileri gitmektir. Ve Türkiye bunun için cezalandırılma noktasına da gelmiştir. Veyahut da Hamas'ın temsilcisini çok buna katıldığım için söylemiyorum. Ama Ankara'ya getirebiliyorsanız, görüşüyorsanız bu da bir bağımsız politikanın işaretidir. Doğru politikanın demiyorum, yanlış politikanın da demiyorum. Felluce'de Amerikan uçakları saldırırken orada operasyonlar yaparken Türkiye'de bazı milletvekilleri buna soykırım dediler. Ve Amerika'da, Washington'da buna ne kadar alındılar biliyor musunuz? Müthiş bir etkisi oldu bunun. Doğru diye söylemiyorum. Siz sadece Amerikan yanlısı tabii, politikalar izlenmediğine... İzlenmediğini söylüyorum. Türkiye bağımsız bir ülkedir ve Orta Doğu'daki en bağımsız ülkedir. Amerika karşısında belki dünyada da sayılı bağımsız ülkelerden biridir. Fransa'nın Almanya'da yapamadığını yapmıştır. 1 Mart tezkeresini iyi bakın. Ki 1 Mart tezkeresinin geçmesi gerektiğini düşünen biriyim ben. Ama tezkereyi doğru okumak lazım. Amerika'ya meydan okumadır o. Ve herkesin yapabileceği her baba yiğidin harcı değildir. Zaten Amerika'da da bazı siyasetçiler demiştir ki siz Türkiye olmasaydınız, o konumda olmasaydınız durum çok farklı olurdu bu karardan sonra demişlerdir. Amerika İran'a meydan okurken, 3. Dünya Savaşları'ndan bahsederken, savaşlardan bahsederken İran'la doğalgaz anlaşması yapmaya, Ahmedinejad'la el sıkışmaya, yani Putin'den evvel el sıkıştı Türkiye'nin başbakanı, üstelik Amerikan topraklarında yaptı bu işi. Bunu yapan da Türkiye. Suriye konusunda Amerikalılar her ağızdan sakın ha gitmeyin, sakın ha gitmeyin, bu adamlara görüşmeyin dendiği zaman Türkiye'nin başbakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı inadına gitmişlerdir, inadına çağırmışlardır. O zaman Türkiye bunu müttefik sistemi içerisinde yapmıştır. O zaman Türkiye çok Amerikan yanlısı bir ülke değil, bağımsız bir ülke. Yeryüzünde Amerika Birleşik Devletleri'ne hayır diyebilen, aynı zamanda da müttefik sistemi içerisinde yer alabilen nadir ülkelerden biz. Lütfen kendimizi hakaret etmekten, gücümüzü basit almaktan vazgeçin. Suriye'nin başbakanı en Arap ülke Türkiye demiştir. Suriye'nin devlet başkanı Arap ülkelerine Türkiye bizi Araplardan daha çok düşünüyor diyebilmiştir. Şimdi bakınız bunlar az şeyler değil ve sadece diplomatik nezaketle Cüneyt Bey gülüyor. Yani. Cüneyt Bey gülüyor. Evet. Neden gülüyor? Yarın CHP'ye çok iyi malzeme çıkıyor, ondan gülüyor. Neden? Neden? En Arap ülkedir işte. Ha, bak bizim dediğimizi söylenmiş diye. Biraz da yani katılmadığım için tabii yani. Tabii yani şöyle söyleyeyim. Suriye dünyanın en laik ülkelerinden bir tanesi. Onu da söyleyeyim. Hatta en Arap olması, irticacı olması anlamına gelmiyor. Bizde garip yani, bir şeylerden bir özellik var. Tabii dersiniz. Şimdi, yani buradaki eleştirilerin büyük bir kısmı cevap verirsiniz diye diyorum. Tabii. Kuzey Irak'ta takip edilen politikaların Amerikan ekseninde geliştirilmesiyle ilgilidir. Yoksa diğer konularda de, zaten Kuzey Irak'la ilgili de bakınız kanıtlara geçelim. Sadece hamaset değil de bakın. Evet. Bu politikalar, sıraladığınız politikaların iç tutarlılığı var mıdır sizce? Ben olduğu kanaatindeyim ve bu politikaların ben AK Parti'ye özgü olduğu kanaatinde değilim. Mesela İsrail'e terör örgütü olma imasında açık açık hatta ifadesinde bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan. Ama İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığını söyleyen de solcu bir başbakan olan Bülent Ecevit. Ankara'ya çağıran da başbakan, ondan sonra o gün öğleden sonra Ankara'da ne kadar mobilya mağazası varsa dolaşan da başbakan yani. Şimdi daha evvel söylediğim gibi bu politikanın doğru veya yanlış olduğunu söylemiyorum. Ben iş tutarlı. Şimdi bakınız, şu çok nettir. Türkiye Amerika'nın peşinden ne olursa olsun giden bir ülke değildir. Kuzey Irak'ta gidiyor. Şimdi Kuzey Irak'ta da gitmiyor. Bakınız adım adım gidelim, kanıtlarımıza bakalım.
her şeyden evvel 1 Mart tezkeresini alan bir ülkenin Amerika'nın peşine gitti. Nasıl söylersiniz? Kuzey Irak'a Amerika'nın girmesini o kadar hazırlanmalarına rağmen izin vermiyorsunuz. Barzani ve Talabani hakkında şu anki sadece söylenenleri alt alta dizseniz. Önce izin veriyorsunuz. Yani adamların ellerinde dolarla, çantalarla gidip üsler yani kurması, bunlara müsaade ediyorsunuz. Farsızlık kelimesi yani biraz şimdi, daha. Yani Sayın Laçiner, bir kere çok teşekkür ediyorum. Yani Türkiye'nin ne kadar kişilikli, ne kadar bağımsız, kendi kararlarını ne kadar veren bir ülke olduğunu bize muştuladığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Ama bu verdiğiniz örneklerin hiçbirisi Türkiye'nin sağlıklı bir dış politika yürüttüğünün örnekleri olamaz. Şimdi kusura bakmayın. Zaten Laçiner'de sağlıklı ya da değil ama, nitelendirmesinde bulunur. Ama sağlıklı, sağlıklı olmayan bir şey de kişilik göstergesi olamaz. Hayır, yani, bunların tamamının sağlıksız olduğunu da söylemedim. Bu ayrı bir meseledir. Sağlıklılık, sağlıksız, doğru, yanlıştır. Adolesans şunu söylemeye çalışıyorum. Bakınız, şunu söylemeye çalışıyorum. Peki biliyorsunuz, ne yapmalıydı? Şuna gelelim. Ne yapmalıydı Türkiye? İran gibi mi davranacaksınız? İran olabilir misiniz? Olamazsınız. İsrail olabilir misiniz? Olamazsınız. Sonuca, İki uç noktada olamıyorsunuz. Yok, diyalektik açıdan bu sonuca varamazsınız. Kusura bakmayın. Hayır, kusura bakmayınız ama Orta Doğu bölgesinde yaşıyorsunuz. Ben Avrupa'da yaşamış olsaydım Amerika ile işim olmazdı. Bazı şeyleri yapardım. Orta Doğu bölgesinde yaşayıp bu kadar kişilikli, bu kadar da bağımsız politika üretebilen ikinci bir ülke siz gösterin. İran gibi olma seçeneğini eğer seçenek sayıyorsanız İran olalım. Ona bir şey demiyorum. Ama eğer bu denge içinde alacaksanız Türkiye imkanlar içerisinde en bağımsız politikaları izliyor. Ha yani yüzünü, şimdi pardon, yüzünü batıya dönen bir ülkeye niçin İran'ı örnek olarak veriyorsunuz? Ama ben vermiyorum zaten. İran ve Rusya ile birlikte hareket etsin diyen gruplar olduğu için söylüyorum. İran'ın yaptığı Amerika'ya açık meydan okumaktır. Savaşı dahi göze almaktır. Türkiye'nin izlediği siyaset ise Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana solu sağı bütün partilerin hepsi içerisinde, Batı sistemi içerisinde yer almaktır. Batı içerisinde gerekirse Batı'ya rağmen hareket edebilmektir. Türkiye'de bugün çok farklı bir politika izlediği kanaatine değilim. Peki. İki arada bir derede kalırsanız, imkanlarınız bu kadar olur ise hem Amerika'nın müttefik sistemi içerisinde yer alacaksınız hem de ona meydan okuyacaksınız. İşte böyle bir tabloyla karşı karşıya kalırsanız bu sadece Türkiye'nin beceriksizliğinden kaynaklanmıyor. Yani bir yandan Hamas'ı çağır, öbür taraftan İsrail'le ilişkilerin çok iyi gelişsin. Bunun nedeni Türkiye'nin konumu, Türkiye'nin tarihi konumu, coğrafi konumu sizi buna empoze ediyor Serhat dışarıdan Bey, gelen unsurlar. Ne olur sözünüzü unutmayın. Devam edeceğiz. Siz birinci bölümü konuşmak istediğiniz şeyin birinci bölümünü vurgulamış oldunuz. Yani Türkiye o kadar da söze edildiği kadar Amerikan yanlısı değil, bağımsız politikalar izliyor dediniz. Örnekler de verdiniz. İtirazlar da var. Kısa bir aradan sonra analizinizi devam ettirin. Kısa bir reklam arası, tekrar birlikte olacağız. Devam ediyoruz. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Sedat Bey lütfen toparlayın. Çünkü diğer konuklarımıza da konuşma hakkı vereceğiz. Ben programın şu bölümüne kadar pek müdahale etmek istemedim konuşmacılarımızın, konuklarımızın sözlerine, ama bu bölümde artık müdahale etmek durumundayım. Çünkü belli bir zamandan sonra bitmesi gerekiyor. Buyurun. Şimdi ben asıl söyleyeceğim bu değildi. Yani Türkiye'nin haddinden fazla, hatta bağımsız davrandığını düşünüyor Washington'da bazı çevreler. Ve 1 Mart tezkeresinden sonra ciddi bir cezalandırma sürecine içerisine girdiler. Bu Ermeni tasarısına kadar gelen birçok şeyle Türkiye'nin istediği anlayışı bulamamasının en önemli nedenlerinden biri de bu. Ben şu ana kadar hükümetin dış politikasının çok iyi olduğunu, çok kötü olduğunu, sağlıklı, sağlıksız olduğunu söylemiyorum. Bir durum tespitinde bulunuyorum ve Türkiye'nin bölgesi içerisinde diğer ülkelerle kıyaslandığında Amerika karşısında, Batı karşısında, Batı'ya rağmen Batı içinde yer alabildiğini, hayır diyebilen ender ülkelerden biri olduğunu söylüyorum. İran'ı bu kategoriye almıyorum. Bir düşman ilişkisi içerisine girerseniz bu başka bir şeydir. Evet. Bunun adı başka şeydir. Benim asıl söylemek istediğim Kuzey Irak meselesidir. Burada Türkiye'nin bir içerideki kontrolsüz psikolojik patlamaları kontrol altına alması lazım. İçerideki kendi derken? Kendisine, yani içeride halk müthiş bir gerginlik var. Müthiş bir ümitsizlik var, karamsarlık var, o öfke patlamaları var. Bunun ciddi anlamda akılcı politikalarla kontrol altına alması lazım ve ne yaptığını bilir hale gelmesi. İkinci mesele, sınır ötesi konusunda da diğer meselelerde de kademeli bir gerginlik arttırılacaksa bunu da Türkiye bilerek yapması lazım. Örneğin ilk olarak Türkiye pekala şunu yapabilirdi. Sınırdan uçaklar uçabilirdi. Mesela bazı şehirlerin üzerinde uçabilirdi. Kuzey Irak'ta bir korku oluşturabilirdi.
Üçüncü önemli mesele, yani sadece askerle yapılmaz ki operasyon. Örneğin Afganistan'da, Irak'ta Amerika çok sayıda asker bulunduruyor ama asli operasyonları CIA yapıyor. Ve bunun benzeri örgütler yapıyor. Yani sizin eğer Kuzey Irak içerisinde CIA benzeri bir yapılanma oluşturmadıysanız, Mehmetçik'le girmeniz ve çıkmanızın, yani boş kampta dövebilirsiniz, içeride 100 kişi, 300 kişi de öldürebilirsiniz ama asıl o değildir. Asıl hedeflerinizi zarar vermektir. Bir diğer mesele de şudur. Barzani'den memnun değilseniz, onu muhatap almak istemiyorsanız, Barzani'yi değiştir, Tarzani getirirsiniz. Eğer orada bu kadar memnuniyetsizliğiniz var ise, Türkiye'nin bu gücü yok ise, eğer böyle bir gücü yoksa, gücü varmış gibi tehdit savurursanız, vaatlerde bulunursanız kendi iç kamuoyunuza, dışarıda da böyle hakaret, tehdit vari gider iseniz, eninde sonunda bu anlaşılır ve çok kötü bir şekilde var olan gücünüzü de kaybetmeye başlarsınız. Türkiye'nin orada gücü var. Tezkere kararından sonra orada birçok Kürt mutlu oldu. Bakınız Zao'da yapılan gösteri olsun, diğer yerlerde yapılan gösteriler olsun. Barzani'nin organize etmeye çalıştığı gösterilerde çoluk çocuk vardı. Bindirilmiş kıtalar vardı. Gösteriye katılanlarda böyle çok büyük bir coşku yoktu. Böyle gülümseyen, böyle konuyla çok ilgisi olmayan insanlar vardı. Bizim oradan aldığımız bilgiler şunu gösteriyor. Çok böyle yerinden aldığımız bilgiler. Bir kere Araplar çok mutlu. Kürtlerin haddi bildirilecek diye içlerinde bir duygu var. Zaten Türkmenleri söylemeye gerek yok. Kürtler içerisinde de Barzani'den rahatsız çok sayıda Kürt var. Bu bölgede Barzani tamamen hakim değil. Amerika'nın sağladığı, konjonktürün sağladığı, Türkiye'nin bazı yetersizliklerinin getirdiği bir ortam var. Türkiye burada çok şeyi yapabilir. Ha, 100 bin askerle girersek, bir şeyler yaparsak rahatlarız. PKK'ya zarar veririz. Şunlar olur, bunlar olur. Ama ben çok daha fazlasını söylüyorum. Türkiye'nin orada öyle bir gücü var ki, bir askere ölmeden de yapabileceği o kadar çok şey vardı ki şu ana kadar yapmadı. Lütfen bundan sonra oradaki yumuşak gücümüzü, sert gücümüz ile takviye ederek peki. Bir şeyler yapmaya başlayalım artık. Peki, çok teşekkürler Ercan Bey. Ben öncelikle... Artık eğer, tamamlıyoruz biraz da sonuç. Yani Amerikalılar bu programı bir şekilde izliyorlarsa, acaba biz Türkiye'yi çok bağımsız bıraktık, biraz daha fazla bağımlı hale nasıl getirebilirizin arayışı içine girmişlerdir diye düşünüyorum. Sayın Laşiner'in onu açıklamalarından sonra. O yönde iki tane makale şimdi, mesela geçen hafta yazıldı, yayınlandı. Bir katılmadığım noktayı söyleyeyim. Türkiye Irak'a girerse bu son girişi olur. Şimdi bu eşyanın tabiatına aykırı. Neden aykırı? Bir tehdit varsa bu tehdidi bertaraf etmek için bu operasyon o tehdit devam ettiği sürece yinelenebilir. Yani buna son diye bir sınır çekmenin en azından taktik yaklaşım olarak yinelenebilir mi? Buna izin verilmez anlamında. Yani, o konjonktürü yani, falan işe sonuç olarak konjonktürü Türkiye'nin de yaratma gücünün olduğunu herhalde varsaymamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada bence en önemli şey şudur Sayın Hakan. Krizin bizi yönetmesini süratle engellememiz. Eğer biz krizin bizi yönetmesine izin verirsek, Seneca'nın bir sözü vardır. Akarsuyun üzerindeki saman parçaları hareket ediyor gibi görünür ama aslında o suyun ivmesiyle hareket eder, aslında onlar dururlar. Dolayısıyla şimdi biz suyun bizi alıp bizi götürmek istediği istikamete doğru sürüklemesine izin vermeyecek politikalarımızı süratle üretebilmeliyiz ve krizin bizi yönetmesine derhal dur diyebilmeliyiz. Şu anda kriz mi yönetiyor? Şu anda bence çünkü bakınız bugün hem siyasi iktidarın hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinde halktan gelen inanılmaz bir baskı ve bu baskıya karşı da belki de bazı şeyleri önceleme ihtiyacının ortaya çıktığı bir durum yaşıyoruz. Yani bu psikolojik havayı yenmek için stratejiyi falan bir tarafa bırakıp bir takım adımlar atılabilir. Bu çok tehlikeli olur demek istiyorsunuz. Yani şimdi bu tansiyonu fayda biriken bu enerjiyi bir kırılma noktasına ulaşmadan yapay bir sarsıntıyla dahi olsa bizim ortadan kaldırmamız lazım. Ki denetimi hiçbir şekilde elimizden kaçırmayalım diye düşünüyorum ve ben süreyi de zorlamak istemiyorum. Evet, bu bizim herhalde bugün bütün o askeri siyasi hesaplar kadar önemsememiz gereken bir konu. Burada olup bitenler
insanlar da aslında belki de aslında sokağa şu anda çıkmayanlar da. Yani sokağa çıkma konusunun şehit cenazeleriyle bağlantısı var falan, önemli bir tepki ama insanlar da Allah kahretsin yine mi sorusu bence çok büyük bir baskı. Yani bu bununla baş etmek durumundayız. Yani makul yılgınlık hali. Yani yine 84-97 arası mı falan. Yani bu bilinçaltı çok önemli. Ve bu en tehlikeli durumda bence bu. Yani bu sokağa taşlar, birbirimizi vurarız, döveriz anlamında değil. Yani Türkiye'nin hak etmediği bir bilinçaltı hatırlatması oldu. Bu açıdan en riskli, tehlikeli bunu görüyorum. Muhakkak da bunun halledilmesi lazım. Ve bu durumda soğukkanlılığı korumak çok zor. Çünkü normal daha az terör sıklığı olan, daha düşük tansiyonlu eylemler olduğu dönemde yapmadığımız birçok şey de bugüne birikti geldi. O yüzden bunu yönetmek de zor olacak ama sonuçta yani tecrübesi var Türkiye'nin. Hiç olmazsa bu gibi durumlarda nasıl, yani bu şoku atlattıktan sonra bu tecrübeyi yansıtacaktır diye düşünüyorum. Ve bir tür özellikle bu ilk vartı atlatıldıktan sonra, ilk bu terör şoku atlattıktan sonra artık eskisi gibi cümleleri daha az duyacağımızı zannediyorum. Yani Amerika'nın bu tat cümlelerini, Irak yönetimi bu tat cümlelerini. Yani cümleler değişecek ve cümleler muhtemelen de belki kısa vadede bir ya da orta vadede bir eyleme de dönüşecektir diye varsayıyorum. Vedat Bey. Ben doğrusu Türkiye'nin içinde bulunduğu sürecin olumsuz bir takım boyutları olduğunu hepimiz konuşuyoruz ama Türkiye bu sorunları aşacak güçte olan bir ülkedir. Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde yaşanılan olaylar Türk Devleti'ne hem askeri teknikler bakımından hem milletimizin sağduyusu bakımından önemli bir tecrübe kazandırmıştır. Önemli bir birikimdir bu. Türk milleti bu konuda geçtiğimiz 20 yıl içerisinde bu etnik farklılıklarını vatanseverlikle, Türkiye'nin milli duygularıyla birleştirmiştir ve bu terör karşısında bütün sağduyusuyla gerekli tavrı ortaya koymuştur. Bugün de o tavrı ortaya koyacağına ve zaten koyduğuna şahit oluyoruz. Bu sokaktaki duyguların da böyle bir sağduyuyla Türkiye'nin bütünlüğünü temsil eden bir anlayışta sonuçlanacağını düşünüyorum. Burada yapılması gereken şey devletin tabii bu sorunu, yani içinde yaşadığımız süreci, bu küreselleşme sürecinin uluslararası politikaya yansımalarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu politikalardaki değişiminin Türkiye'nin eski anlayışlarla sürdüremeyeceğini, Türkiye'nin yeni politikalar üretmesi gerektiğini, bölgesel gelişmeleri sadece seyreden değil, onları değerlendiren, onları yönlendiren bir inisiyatif alması gerektiğini, esasen Türkiye'nin 1960'lı ya da 70'li yılların Türkiye'si olmaktan çıktığını, Türkiye'nin kendi gücünün farkına varması gerektiğini, bölgedeki gelişmeleri, yani İran'dan tutunuz Suudi Arabistan'a veya Körfez ülkelerine kadar bütün bu bölgelerde oluşan modernleşme yönündeki adımları dikkatle değerlendiren, Türkiye'yi bölgesel güçlerle işbirliği yapan ama o işbirliği içerisinde kendi siyasetlerini üreten, Irak'taki gelişmeleri de bu çerçevede aldığı bölgesel güç merkezlerinden aldığı ivmeyle kontrol altına alan, biraz önce Sayın Laçınler'in söylediği bir nokta çok önemli. Söyledikleri içerisinde onu çok önemsiyorum. Talabani, Barzani kim? Onların yerine Türkiye orada yeni müttefikler kurabilecek gücü olan bir ülkedir. Bunları kullanabilir. Peki. Uluslararası ittifaktan doğan gücünü de bunlarla pekiştiren bir yaklaşımı, bir anlayış ortaya koyduğu zaman Türkiye rahat eder. Ama bu konuda Türkiye'nin caydırıcılık özelliğini asla kaybetmemesi lazım. Meclisten aldığı müdahale yetkisi hükümetin elinde çok güçlü bir kozdur. Bu konuda zaaf belirtisi ortaya koymaması lazım. Çok teşekkür ederim. Yani sokaktaki insanımız, evet, bu ülkede başı dik, sokaklarında özgürce yaşayabiliyoruz. Devletimiz gerektiği zaman katilleri ininde cezalandırabiliyor düşüncesine ve duygusuna kapılması lazım. Çok teşekkürler Cüneyt Bey. Irak'a komşu ülkeler konferansı gelecek hafta yapılana kadar, bu anlamda çok somut söylüyorum, Türkiye'nin bölgede ABD'nin de zımni ve dolayısıyla Irak yönetiminde zımni kabulü olan bir harekatı yapması elzemdir diye görüyorum. Aksi halde o konferans güme gidebileceği gibi o konferanstan sonra Türkiye artık hiç ciddiye alınmayan bir ülke haline gelecektir. Bunu da ABD'nin de bunu çok iyi görmesi lazım. Çünkü o konferansı kullanamayacak olan ABD'de Türkiye'yi de kaybetmiş bir vaziyette. Hele hele bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı muhalefet önünde rezil duruma düşürmüş bir ilişki içinde kendi başının da çok büyük belaya gireceğini görmeli. Ben şahsen nokta atışı olarak, zamanı belli,
bir harekatın yapılması gerektiğine inanıyorum. O harekattan sonra birdenbire de Kuzey Irak'la önce yani dersi verildikten sonra Kuzey Irak'ın bugünkü yönetimiyle. Yarınki yönetimini Çinler değiştirebilirse onunla. Ama orada kim varsa yönetimde o yönetimle de yakın bir ilişkinin pazarlığa dayanan, dayatmaya dayanan, kapılar ardında sert sözlere dayanan ama yakın birebir ilişkinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Tamamlayacağız. Ben bir son bir şey soracağım size Sedat Bey. Bir cümleyle lütfen. Bugün mesela Irak yönetiminden bir açıklama geldi. Mutlaka görmüşsünüzdür. O açıklamaya baktığımızda işte PKK'nın faaliyetlerine son verildiği ve toprakları terk edeceği yönünde bir açıklama. Bunu ciddiye almalı mıyız bu açıklamayı? Yani bu ne anlama geliyor? Bundan hiç bahsetmedik. Bu yani çok önemli, eyleme, mühim bir gelişme midir? Eyleme yoksa kadar hiçbir sözü Türkiye ciddiye alamayacak pozisyonda. Ama burada benim korkacağım bir nokta da şudur. Irak'tan PKK çıkarılıp inşallah Türkiye'ye yıkılmaz. Yani o ne demek? Yani Irak'taki bütün PKK faaliyetlerini Türkiye'ye yıkarlarsa o da çok büyük bir risktir. O yüzden söylüyorum. Yani, Türkiye'nin bir dakika, karşısında Irak, bir, iki, üç tane o senaryo yok. Hayır yani Irak PKK'yı Kuzey Irak'tan... Bunu Irak yapmayacak elbette. Yani Irak'tan çıkarmayı da Irak yapamaz. Çıktıktan Türkiye'ye sonra... Türkiye'ye yıkmayı da Irak yapamaz. Türkiye'ye yıkmak derken Türkiye evet. Topraklarına mı tabii onların ki, tabii sızması? Ki, tabii ki. Yani peki bu kadar... sınırda güvenlik önlemi alınamaz mı? Zaten neyse anlamadım. Çok fazla yani. Peki teşekkürler. Ona girmeyelim. Siz ne diyorsunuz Ercan Bey aynı konuyla ilgili? Bir dakikamız var. Sayın Hakan. Irak yönetimi ve Kürt yönetimi Türkiye ile gelecek zaman kipinde konuşamaz artık. Bu sözleri Mişli geçmiş, kapatılmıştır, silahtan tecrit edilmiştir, lider kadrosu getirip ha burada Türk yetkililerine teslim edilmiştir, Irak görevini yerine getirmiştir, Mişli geçmiş. Gelecek zaman kipi bitti. Bu Amerika için de geçerli. Aynı sözler peki. Amerika için de geçerli. O yüzden belki de o açıklama yeterince yankı uyandırmıyor. Tabii. Ve yeterince anlam atfedilmiyor o açıklamaya. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kısa bir reklam arası sonra veda edeceğiz. Evet, tarafsız bölge burada sona eriyor sayın seyirciler. Hemen hatırlatalım Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın Bağdat ziyareti sonrasında yapacağı açıklamanın saat 23 civarında gerçekleşeceği belirtiliyor. Bunu belirtmiş olalım. Bu akşam tarafsız bölgede sıcak gündemi, terörü konuştuk. Değişik açılardan konuklarımız bu konuyla ilgili yaklaşımlarını ortaya koydular. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.